Muhteşem bir gün, muhteşem bir zaferin yıl dönümü, özgürlük ve bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilanının o kutlu günü ve işte bu noktaya gelinmesinde aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması demek bu tarih. Bugün 95. yıl dönümü kutlamaktan mutluyuz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün o kuvvet komutanları, şehitlerimiz, gazilerimiz olmak üzere ona inanan Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, farklı etnik kökenlerden, farklı inançlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne harç koyan herkesi saygıyla, minnetle, şükranla, rahmetle anarak başlıyoruz. İşte 30 Ağustos 1922 o büyük zafer 29 Ekim'de artık cumhuriyetle taçlandırmak demek. Cumhuriyet çocukları olarak bununla gurur duyuyoruz. Sahip çıkacağımızın sözünüze bir kez daha veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok özel, çok güzel tarihler. Çünkü isimlerini bilmediğimiz nice kahramanlarımız. Buyurunuz. Hatta çocuk yaşta o cephelerde kaybettiğimiz askerlerimiz var. Yan yana mekanları cennet olsun, huzurla uyusunlar diye de biz de işte bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız sevgili seyirciler. Bir kez daha kutlu olsun diyoruz Zafer Bayramımız. Birer cümle alalım sizden. Hemen böyle çabucak hocam. Sizinle başlayalım mı kahraman hocam? Evet. Günlerden salı, askerlerin sabah ve akşam yemek menüsü, hoşaf, bir parça arpa ekmeği. Günlerden salı, bayramla tatili birleştirip 9 gün denize gidiyoruz. Ulu Önder Atatürk o dönemde ülkenin bağımsızlığı için Yunanlıları denize dökmüştü. Aradaki fark bu. Hasan Bey. Mayıs 1919'da başlayan o kutlu kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gündür 30 Ağustos. Atatürk gizli yaptığı, gizli yürüttüğü bu çalışmaları Haziran ayında başlamış ve 26 Ağustos tarihinde Afyon'da büyük taarruza, başkomutanlık meydan muharebesine, kendisinin bizzat ordunun başında hareket ederek başlattığı mücadele 9 Eylül'de Yunan'ın İzmir'de denize dökülmesiyle neticelendirilmiştir. 30 Ağustos bizim ülkedeki işgalci güçlerin tamamının ülkeden ayrılması anlamına gelir. Sembolik anlamında bu anlama gelir. Bunun için 30 Ağustos Zafer Bayramımız çok önemlidir. Hepimize kutlu olsun. Minnettarız hepimiz. İlk başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bugün buradaysak, bugün burada kendi demokrasimiz varsa, bugün burada özgürlüğümüz varsa, özgür hareket edebiliyorsak, bağımsızsak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bunu borçluyuz. 30 Ağustos ve bunun gibi zaferlerle bugün Türkiye Cumhuriyeti var ayakta. Biz de gençler olarak cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu millet zaten bir olursak, birlik olursak, dirlik halinde olursak neler yapılabileceğini gösterdi tarihte. Bunu da hep gösterecektir. İşte o birliğin ve dirliğin hep muhafaza edilmesini diliyoruz sevgili seyirciler. Az sonra reklamların ardından kaybolan çiçekler konularıyla burada olacak. Sevgili seyirciler, bugün 30 Ağustos'u kutluyoruz. Yarından sonra da Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bu iki tarih birleştirildi ve pek çok aile, pek çok kişi tatile gittiler. Çoluk çocuklarıyla beraber tatil mekanlarında soluğu aldılar. Ama ne yazık ki işte o tatil bölgelerinden birinden çok acı bir haber geldi dün. Bayram sonrası biliyorsunuz birkaç gün sonra okullar açılacak. Ve işte o ilkokul 1'e gidecek çocuklarımızdan biri 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte tatildeyken kaydırakların olduğu havuzun içerisinde güpegündüz kalabalık bir ortamda herkesin gözü önünde boğularak can verdi. İnanılır gibi değil yani baktığınızda inanılır gibi değil. Yani
Yiğit Atakan, görüntülerde de izliyorsunuz ve çok acıdır ki bu görüntülerden 3-4 saat sonrasında işte bu minik yavru hayatını kaybediyor. Yüzdüğü havuz içerisinde boğularak can veriyor. Nasıl olabilir? İnsanın aklı almıyor. 5 yıldızlı bir otel diyoruz. Anne baba orada. Ailenin bir çocuğu daha var. Aileye sabırlar diliyoruz bu arada. Allah sabır versin onlara ve Atakan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Eskişehir'de toprağa verilecek. Eskişehir'den Manavgat Kızılağaç mevkiine geliyor aile tatile. Bu görüntüler birkaç saat önce aile tarafından çekiliyor. Sonrasında babanın anlatımıyla olay şöyle cereyan ediyor. Atakan'la birlikte kaydırakların orada birkaç kere kayıyorlar ve oğlumun kolunda kolluklar vardı diyor. Dışarı çıktık havuzdan. Havuzdan dışarıya çıktık ve o terliklerini istedi. Merdivenlerini orada bıraktı. Terliklerini almaya gittim ben. Ama arada bir yarım saatlik boşluktan bahsediyor baba. Yarım saat sonra geri geldiğimde işte oğlumun başında insanlar vardı, sağlıkçılar vardı. O yarım saat içerisinde ne yaşandı? Atakan kolunda kolluklarla yüzüyor bu görüntülerde. Onları çıkarttı mı? Tekrar havuza mı girdi? Ne oldu? Atakan'ın işte çırpındığını gören can kurtaran atlıyor havuzdan, kendisini çıkartıyor. Ve işte orada bulunan insanlar müdahale ediyor, müşteriler müdahale ediyor ama çocuğumuz ne yazık ki ambulans gelip hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybediyor. Birkaç soru var. 5 yıldızlı bir otel. İşte ailenin iddiası, aile çünkü otel yönetimini suçluyor, otel yönetimi de aileyi suçluyor. Aile diyor ki orada bir sağlık görevlisi yoktu, çocuğumuza müşteriler müdahale etti, ambulans gelmedi, 20 dakika boyunca biz bekledik diyor. Otel yetkilileri diyor ki işte herkes oradaydı, suni teneffüs yaptırılıyordu ama en son anne baba geldi. Şimdi kim eksik, kim hatalı bilmiyoruz ama ortada çok 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 acı bir gerçek var. Yiğit Atakan, ilkokula gitmek için hazırlık yapan o minnacık çocuğumuz artık yok. Hasan Bey, bir kere bu otel yönetmeliklerinde 5 yıldızlı bir havuz, 5 yıldızlı bir otel, kaydıraklar var. İşte derinliği 139 santimetre bu havuzda. Ve orada çocuk bırakılıyor. Babanın anlatımı havuz kenarında olduğu giderken. Evet. Ama ne oluyorsa çocuk işte boğuluyor orada. Yani gerçekten acı bir haberle başladık. Yani çok üzüldük ailesine. Ben sabırlar diliyorum. Yani ufacık bir çiçeğimizi kaybettik ve gerçekten gene yani saçma sapan. Evet. Hiç yani kabul hiç kabul edemeyeceğimiz bir şekilde. Tabii ki yani ölümün hiçbir şekilde kabullenmesi zordu ama bu çok böyle çok saçma sapan. Düşünsenize herkesin yüzdüğü, herkesin iç içe olduğu bir havuzda minik Atakan can veriyor. Otelde can kurtaran müdahale etti deniliyor değil mi? Can evet. Kurtaran, can kurtaranın anında müdahale etmesi lazım. İnci Hanım, can kurtaran bakın adı üstünde can kurtaran. Yani çocuk 5 dakika çırpındıktan sonra, 10 dakika çırpındıktan sonra bu can kurtaran atlasa ne olur, atlamasa ne olur? Nasıl bunu adı göremez? Adı üstünde sen orada hakim bir noktada duracaksın ve şüpheli gördüğün her vakaya müdahale edeceksin. Sen ne yapmışsın? Çocuk zaten sırt üstü veyahut da yüz üstü suyun üstüne çıktıktan sonra kurtarmaya çalışmışsın. Bir kere bu ihmallerin en büyüğü. Yani 5 yıldızlı otelse yönetmelik gereği orada... Yani sağlık ekibinin tam teşekküllü olması gerekir. Yani sıradan bir sağlıkçının da orada müdahale etmesi değil, tam teşekküllü bir sağlık ekibinin olması gerçekten ilk müdahalelerin yapılacağı bir revirlerinin olması da gerekir. Tam teşekküllü bir sağlık ekibi olmak zorundaydı. Kesinlikle olmak zorunda. İyi de bir revirlerinin olması gerekir ve can kurtaranın da yani anında bakın bunlar saniyelik işler zaten. Yani şimdi burada tabii uzmana da bağlanalım istiyorum arkadaşlarım. O telefonu hazırlıyorlar. Şimdi... Küçücük bir beden bu kadar kısa süre içerisinde bu boğulma olabilir mi? Can kurtaranın müdahalesinde bir gecikme mi var? Yani o nasıl oldu onunla ilgili bilgi almak zorundayız. Çünkü dediğiniz gibi havuzun başındaysa işi bu olan adam hakim minik bir çırpınmada hemen atlamak zorundadır. Noktada, evet. Yani tek işinin bu olması. Kesinlikle. En önemli görev anneye babaya düşüyor. Kesinlikle ben buradan tüm velilere çağrıda bulunuyorum. Bir dakika bile olsun yanınızdan ayırmayın. Ne kadar yüzme bilse bile çocuğun, adı üstünde çocuk, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemezsiniz. Yani çocuklarınızı yalnızdan ayırmayın. Ne kadar tabii ekip olsa da, güvenlikli olsa da yine de çocuğun anneye, babaya
ihtiyacı vardır. Hele şimdi ailenin bir çocuğu daha var. 3 yaşında o da. 3 gün önce tatile gitmişler Eskişehir'den Manavgat'a. Anne o sırada küçük kızıyla, 3 yaşındaki çocuğuyla şezlonglarda. Baba da Yiğit Atakan'la vakit geçiriyor. Ve işte onun sonrasında bu büyük acı olayı yaşıyorlar. Şimdi böyle olaylar çok çok hızlı olur. Yani örneğin bir araştırma yapılmış. Çocuk kaçırmaları 20 saniye. Yani 20 saniye çocuğunuzu görmediğinizde o çocuğu kaçırabilirler 20 saniye içerisinde. Yine aynı şekilde böyle boğulma vakaları da 30 saniye içerisinde gerçekleşir bunlar. 30 saniye. Gözünüzü ayırdığınız anda her şey olabilir. Çok kısa anlarda maalesef bunlar oluyor. Tabii buradaki olayda şu da var. Kalabalık bir yer. Yani hani tek başına ailenin müstakil bir yeri değil. Etrafta da bir sürü kişiler var, insanlar var. Yani sırf kendi çocuğumuz için değil aslında. Etraftaki tüm çocuklar için. Hepimizin, biz yetişkinlerin daha koruyucu davranması hep lazım. Hep bunu söylüyoruz ama acaba bu kalabalık ortamlarda nasılsa biri bakıyordur duygusuyla insanlar ilgilenmiyorlar mı? Maalesef öyle gözüküyor. Allah aşkına evet. Yani çırpındığını nasıl gördüklerinde mutlaka yani, müdahil olmuşlardır herhalde. Suyun üstüne çıkamayacak tarzda bir çocuk varsa birinin dönüp bir şekilde onu havaya kaldırması gerekir. Yani ben bir de ailenin de yani acıları çok biliyorum, farkındayım ama yarım saat boyunca çocuğu havuzun başına bırakmamalısınız. Bakın hocam önemli bir şey söyledi. Evet. Yani çocuğun terliğini almaya gidiyorsun vesaire ama yarım saat boyunca kucağına al ve öyle git. Sen nasıl havuzun kenarında bırakıp da gidiyorsun? Çünkü bu çocuğun yüzme bilmediğini biliyorsun sen. Yani tehlikeli bir ortam olduğunun farkındasın. Sen nasıl yarım saat uzaklaşırsın? İşte o görüntüler, acısı çok büyük bir şey demiyoruz ama işte bu görüntü ne yazık ki artık hayatını kaybettiği andaki o son havuzdaki fotoğrafı veriyor arkadaşlarımız. Ve hala can kurtaran yok bakın. Hala kimse yanında değil. En az iki dakika sonraki görüntüdür emin olun. Evet. Ve arkasında bakın yüzmeye devam eden birileri var. Evet. Şimdi otel müdürüyle konuşalım istiyorum. Ömer Özkul hattımızda. Ömer Bey. Merhaba yayın canım. Başımız sağ olsun. Yani yöneticisi olduğunuz otelde 6 yaşında bir çocuk yüpegündüz havuzun ortasında hayatını kaybetti. Ne yazık ki. Bunu konuşuyor olmak büyük bir üzüntü şu anda hepimiz için. Kesinlikle, kesinlikle. Öncelikli olarak Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili Zafer Bayramımızı kutluyorum. Sağ olun, sağ olun. Acılı aileye başsağlığı ve sabır diliyorum. Ben de inanın o günden bu yana çok kötü durumdayım. Şüphesiz. Benzeri bir yaşlarda çocuğum var. Allah bir gün önce aynı havuzda kendisiyle birlikteydim. Yalnız hiç bırakmadım ne ben ne annesi. Ve sürekli gözümüzün önünde. Ömer Bey, şimdi bir baba olarak tabii ki o empatiyi kuruyorsunuz ve insan Allah korusun kimseye yaşatmasın bu acıyı. Onun yükü sizde apayrı ama diğer yandan da otel müdürü olarak farklı sorumluluklarınız var. İşin kesinlikle bir başka boyutu daha var. Şimdi kesinlikle aklımıza takılan şey şu, ailenin durumunu sonra konuşacağız ama 5 yıldızlı bir otel ve orada sağlık ekibinin olmadığını iddia ediyor aile ve ambulansında çok geç geldiğini söylüyor. Oradan başlayalım, bir sağlık ve anında müdahale edecek bir ekip yok muydu? Normal koşullarda sağlık ekibimiz var. Evet. O anda başka bir hastaya müdahale için Manavgat'a gitmiş durumdalar. Otelden çıkın. Evet, tam teşekküllü bir evimiz var. O anlamda bir sıkıntımız yok. Peki Manavgat'a başka bir yere gitmesi gerektiğinde bu ekip otel boş mu kalıyor yani? Hayır, sağlıkçı otelin, kalmıyor mu orada? Sağlık, normal koşullarda sağlıkçı arkadaşlarımız kalıyor. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak öyle kısa süreç içinde oldu ki bu olay. Evet. O nedenle ilk yardımla ilgili bir arkadaşımız, can kurtaran zaten havuzdan çıkaran arkadaş can kurtaran. Şimdi onu can soralım kurtaran o zaman, tamam. Can kurtaran, yani bu çocuk havuzda çırpındı. Bakın orada suyun yüzünde artık nefessiz kalıp hareketsiz kaldığı anın görüntüsü var. O ana kadar bir zaman geçmiş, bu çocuk çırpınmış orada. Can kurtaran neredeydi, nerede duruyordu? Konumu itibariyle göremedi mi havuzu? Büyük havuz büyük. Evet. Yani normal koşullarda büyük. Evet. Ancak o sırada çocuğun görüntülerini, bu yayınladığımız görüntüleri gördüğünüzde sanki çırpınma değil yüzüyormuş gibi. Hatta bir videoda çocuğun hemen yanında birisi var. Evet. Çocuğa bakıyor, ondan sonra geri kafasını çeviriyor. Yani öyle de bir sanki çocuk yüzüyormuş gibi hissediyor. Anlaşılmıyor.
Anlaşılmıyor, evet, anlaşılmıyor ama şimdi bir müşteri bunu baktığında belki anlayamıyor. İşte suya kafasını soktu, su altından gitmeye mi çalışıyor diye düşündü demek ki o anda. Ama can kurtaran, adı üstünde can kurtaran, eğitimiyle bütün bu olasılıkları bilip müdahale etmesi gereken kişi zaten. Doğrudur. Can kurtaranlar eğitimli arkadaşlarımız. Yani bunlar belli sınavları geçerek bu yükümlülüğü alıyorlar. Bunun yanında kolluksuz olması çocuğun, ki ne yazık ki baba sürekli kollukluydu benim çocuğum demesine, evet, karşı bu görüntü, evet, kolluksuz olduğunu kanıtlıyor. Ve kolluksuz olduğundan dolayı can kurtaranın düşüncesi şu olabilir. Çocuk dağıldı, yüzüyor, hareket halinde olduğundan dolayı da eğer gördüyse, ki gördüğünü, o anda gördüğünü düşünmüyorum çünkü aynı anda. Kendisiyle konuşabildiniz mi siz yani? Peki olaya ne zaman müdahale edebilmiş, ne zaman görmüş? Gördüğü anda zaten kurtarıyor. Gördüğü anda çıkarıyor, avuzdan çıkarıyor. Hala nefes alıyordu canlı, deniyor. Tabii, o, evet, anda canlı, kurtarılıyor. Evet. Ardından kalp masajı yaptırılıyor. Kim yaptırıyor bunları? Can kurtaran mı yapıyor bunları? İlk yardım görevlisi yaptırıyor. Evet. İlk yardım hekimiyle ilgili. O arada bir başka doktor da var konukların arasında. Doktor, evet, da suni teneffüs yaptırıyor. Evet. Ardından da ambulans geldi. Yaklaşık 10 dakika sonra falan da ambulans geldi. Ve çocuğu götürdüler devlet hastanesine. Ardından 1 saat kadar sonra da ne yazık ki vefat haberi geldi. Valla Ömer Bey, inanılır gibi değil, konuşurken zorlanıyoruz yani, kabul edilebilecek bir şey değil. Burada bir ihmal varsa tabii ki o da mutlaka karşılığını bulmalı ama Ömer Bey, şimdi havuzda daha önce çekilen görüntülerde, 3-4 saat önce çekilen şu görüntülerde işte Yiğit Atakan hayatta ve kolluklarıyla yüzüyor. Doğru. Ama havuzda boğulduğu anlarda kolluk yok. Bu aralarda, doğru, bir kamera kaydı var mı? Ne yaşanmış, kolluğu kendisi mi çıkartmış, havuza düşmüş mü? Buna dair bir görüntünüz var mı? Benzeri yaşta çocuğum olduğunu söyledim size. Evet. Kolluğu kendi başına hiçbir çocuk, yani o yaştaki bir çocuk çıkaramaz. Kesinlikle çıkaramaz. Yani bunu çıkarırım diyorsa diyecek söz bulamıyorum. Ama ben kendim bile takarken ve çıkarken zorlanıyorum çocuğuma kolluk takarken. Evet, zor giydirilendim. Islatıp takarsınız, evet, hatta. Evet, çıkartırken. Tabii yani genişletirsiniz, ıslatırsınız kolunu. Ondan sonra takarsınız. Zordur. Takmak çıkartmaktan daha zordur. Doğru. Peki ne olmuş olabilir o zaman? Yani büyük olasılıkla baba gittikten sonra çocuk havuza girmek istedi. Kendi başına. Girdi. Onu yüzmeye çalıştı. Yüzüp yüzmediğini bilmiyoruz. Yüzmeyi bilip bilmediğini, ki kollukla yüzdüğüne göre yüzmeyi de bilmiyor garibim. Ardından da ne yazık ki boğulma vakası oluyor. Çevresindekiler anlamıyor. O çırpınışı anlamıyor belki de. Duyamıyorum arkadaşım. Çocuk da anlamıyor. Çünkü çocuk onu anlayabilecek yaşta değil ne yazık ki. Ömer Bey, burası kaydıraklı. Yani büyük bir havuz. Geniş bir alan, hı, ve bu boğulma olayının gerçekleştiği saatte havuzda pek çok kişi var. Değil mi? Doğru. Yaklaşık doğru. Kaç kişi var o sırada o havuz içerisinde? Yani emin olmamakla birlikte ortalama 150 ile 100 arasında değişir. 50 ile 100 arası kişi bu havuz içerisinde o anda ve yanlarında 6 yaşında bir çocuk boğularak can veriyor ve kimse bunu, can kurtaran da dahil, fark edemiyor ilk anda, sonrasında. Yani artık iş işten geçtikten sonra müdahale ediliyor. Peki yani bu işten geçtikten sonra demeyelim çünkü çıktığında canlı. İşte o noktada aslında o noktada deminki yere geleceğim ben. Yani ilk müdahaleyi yapan can kurtaran, sonra ilk yardım ekibi diyorsunuz. Acaba, hı-hı, orada gerçekten bir doktor, yani uzman bir sağlıkçı olsaydı Atakan şimdi hayatta mıydı? Olmasını da çok dilerdim, inanın. Kesinlikle ama konuklardan gelen yardımcı olan ilk andaki, o da doktor. Böyle de bir durum var. O da doktor. Yani zaten doktor. Her doktorun da şey değil. Yani bu noktalarla ilgili işte anestezi ve reanimasyon uzmanı, yani tekrar hayata döndürme uzmanlarının olması gerekir ki hani böyle bir zorunluluk da yok bildiğim kadarıyla otellerde. Evet, zorunluluk yok. Otellerde böyle bir zorunluluğumuz yok. Yani ancak bu uzmanlıkta bir doktor çok daha iyi bir şekilde müdahale edebilirdi. Onun dışındaki doktorlar hani bildiğimiz normal acil sağlık müdahalelerini yapabildi maalesef. Şeye takıldım da ince. Doğru. Yani şimdi çocuk havuzdan çıktıktan sonra kolluğu varmış. Yani kolluklu bir şekilde yüzmüş. Babası gittikten sonra yani
Kolluk nasıl çıkmış olabilir? Yani babası zaten yüzmeyeceğiz deyip kolluğu çıkartmış ve daha sonra oradan uzaklaşmış mı olabilir? Başka biri mi çıkartmış olabilir? Bu konudaki yani görüş nedir o yönde? Bakın bir başkasının çıkaracağını düşünmüyorum. Niye derseniz benim çocuğuma bir başkasının dokunmasını istemem açıkçası. Kim olursa erkek ya da kız çocuğum fark etmez. Peki nasıl çıktı o kolluk? Baba mı çıkarttı zaten bakın, yüzmeyeceğiz gideceğiz diye? O görüntüler o güne de ait olabilir, bir önceki güne de ait olabilir. Bunu bilemiyoruz. Peki yani bir kamera var mı orayı gören? Yok, o bölgeyi gören bir kamera yok. Yazık ki. Evet, ya, hayır, o bölümü, boğulmanın olduğu bölümü gören bir kamera yok. O yüzden konuk kamerasından bunu ne yazık ki cansız, şimdi peki, hareketsiz alanı gördük. Ömer Bey, bütün bu 5 yıldızlı bir otel ve çocukların da işte kaydıraklara inip bindiği bir alanda bütün her tarafın görülmesi gerekmiyor mu kameralarla güvenlik açısından? Her noktanın takip edilmesi gerekmiyor mu? Böyle bir sistem yok mu otelde? Yasal anlamda böyle bir zorunluluk olmamasına karşın bizim otelimiz 20 yıllık bir otel. Dolayısıyla altyapı anlamında ona uydurulması gerekiyor. Sezon başında bunlar konuşulmasına karşın sezon başladığı için bunu daha sonraki sürece yayıldı. Ah işte bu daha sonraki sürece bırakılanlar, işte oradan ekibin başka bir yere yönlendirilmesi ve biz bugün ne yazık ki 6 yaşındaki bir yavrumuzun ölümünü konuşuyoruz. Ve şu anda da cenaze töreni düzenleniyor Eskişehir'de. Siz lütfen hatta kalın. İhlas Haber Ajansı muhabiri Aydın Sarıoğlu hattımızda. Cenazeyi o takip ediyor. Bütün o gelişmeleri de kendisinden alacağız. Aydın Sarıoğlu, duyabiliyor musunuz beni? Evet, Atakan'ın cenazesi Eskişehir'e getirildi. Dün alınmıştı Adli Tıp Kurumu'ndan. Bugün Eskişehir'de. Öğlen namazına müteakip Tepebaşı Camii'nden kaldırılacak cenaze. Ayda şu anda taziyeleri kabul ediyor. 6 yaşındaki Atakan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yusuflar Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedilecek. Şu anda aile tabii üzüntülü, yakınları taziyede bulunuyor. Evet. Öğlen namazına müteakip cenazenin kaldırılmasını biz de bekliyoruz. Şimdi böyle bir yani çok büyük bir acı var ve ailenin durumunu zaten sormak çok anlamsız ama konuşma fırsatı bulabildiniz mi o ana dair? Yani bu çocuğun kollukları daha gün içerisinde çekilen görüntülerde kolunda. Baba diyor ki ben terlikleri almak için gittim ama çocuk boğulduğu anda kolluklar kolunda yok. Tek başına çıkartamaz. Kim çıkarttı bu kollukları? Bununla ilgili bilgi var mı? Yani biz aileyle konuşamadık. Ailenin dün verdiği, basın mensubundan dün verdiği bir röportaj vardı. Orada baba anlatıyordu. Ancak biz Eskişehir'de şu anda aileyle konuşamadık. Aileyle konuşamadınız. Ama orada cevap bulması gereken bir konu var. Çünkü 4 saat önce baba ya da anne kaydetmiş o görüntüleri. Kendi çocuklarını havuzda güle oynaya bakar mısınız? Yüzerken çekmişler. Bir yıl belki bu tatil beklendi, okul öncesi. O etmiş, çok önemli yani. 4 saat önce çekilmiş, 4 saat önce, değil mi? Önce çekilen bir yani görüntü. Yani şu bilgi net mi? Yani çocuk babasıyla birlikte havuza girdiğinde kollukları var mıydı? Bu net bir bilgi değil mi? Aydın Bey hattaysa. Evet, yani babanın ifade ettiği o. Yani oğlum yani kollukları konuda... Babayla kolluklarla birlikte havuzda yüzerken baba tehlikeleri almak için uzaklaştığında çocuk da havuzun kenarında ve kolluklarıyla birlikte. Doğru mu işte? Havuzda babasının, yok değil. Aynen, babasının ifade ettiği ben çıkart desem dahi oğlum kolluklarını ve simidini çıkartmıyordu gibi bir ifadesi var. Peki sizde başka görüntüler var mı o güne dair? Yani işte kaydıraktan kaydıkları anların görüntüsü bunlar var mı? Onlarda da kolluk var mı çocuğun kolunda acaba? Şu anda bize ulaşan bir görüntü yok. Bunlar yok. Şimdi baba diyor ki havuzdan çıktığımızda yani işte yüzdükten sonra kaydıraktan iki kez kaydık diyor. Kaykaya bindik, eğleniyorduk, havuza beraber giriyorduk. Bir müddet sonra hadi oğlum çıkalım dedik, tamam dedi. Havuzdan çıktığımızda baba ayaklarım yanıyor dedi. Ben de terlikleri almak için oturduğumuz yere yöneldim. İşte anne ile diğer çocuğun olduğu yer. Geri geldiğimde oğlum yoktu diyor. Sonra etrafta aramaya başladım ve asla bensiz havuza girmez. Kollukları vardı. Yarım saat sonra geldiğimde işte orada müdahale edilirken suyun içerisinde buldum diyor. Aslında şimdi burada babanın ifadesiyle otel yönetiminin anlattığı da farklı. Ömer Bey, baba ilk anlattığında havuz içerisinde diyor. Siz baba en son geldi diyorsunuz.
doğru. Verilen bilgi, ben de o sırada orada değildim. Geldiğimde evet. Bana söylenen konuklarımızın söylediklerini dayanarak babanın daha sonra geldiğini, yarım saattir çocuğumu arıyorum dediğini falan söylüyor. Ama yarım saat eğer şezlongun başından terlik almaya gittiyse o kadar uzun süreli olması mümkün değil. Ne kadar bir mesafe şezlonglar ve bu gelinen nokta? Yani, şu kenarda görülen şezlonglardan mı bahsediyor baba? Kesinlikle. Yani bir dakikadır en fazla. Bir dakikadır. Başka ya zaten şey şimdi... Artı bir başka şey söyleyeceğim. Buyurun. 4 saat önce çekildiyse saat 12.30 sıralarıdır. Evet. 12.30 sıralarında yemek başlıyor. Evet. Bu adamlar, bu arkadaşlar kollukla mı yemeğe gittiler acaba diye bir soru işareti var. Yani bu görüntüler o gün çekilmedi mi diyorsunuz siz o zaman? Hayır, şu kolluklu yüzü. Olsa bile sonra saat 4 saat önce ise saat 12.30'da yemeğimiz başlıyor. 4 Hı-hı. saat öncesine gittiğimizde saat 12.30 oluyor. Hı-hı. 12.30'dan 2'ye kadar yemeğimiz var. Dolayısıyla bu süreç içinde hiçbir çocuk kolluğuyla yemek yemez. Yani burada çelişkiler var. Acılıdır aile. Daha fazla konuşmak da istemiyorum. Şimdi ama... Ömer Bey, tabii ki aile acılı. Bizim de niyetimiz kimseyi üzmek değil ama bakın şöyle bir günde, yani 2017'de 5 yıldızlı bir otelde anne babasının olduğu bir ortamda ilkokul 1'e gidecek bir çocuğun boğularak ölmüş olması hiçbirimize yakışmıyor ve hiçbirimizin konuşmak istemediği bir konu. Kesinlikle. Anne babayı ben de üzmek istemiyorum. İşletmenizi karalamak da değil niyetim ama burada eksikler var. Yani bunu da apaçık konuşmak zorundayız ki başka evlatlarımızın canı yanmasın. Yarım saat gidip gelmek, yarım saat ihtiyacı da olabilir babanın. Anneye teslim edersin, ben tabii, gidiyorum. Kesinlikle. Sen şu çocuğa göz kulak ol dersin. Yani o kolluğunu birinin yardımıyla çıkartmıştır. Heveslenip tekrar girebilir bu çocuk. Ayağa kayıp düşebilir. Tabii. Biri çağırmıştır, bir şey düşmüştür, alma niyetiyle atlayabilir. Çocuk çünkü her şeyi yapabilir. Burada ne yazık ki çok... ihmaller var yani. Ve ihmaller zinciri sonucunda. Diğer taraftan otel yönetimi 50-100 kişinin olduğu bir havuz, 5 yıldızlı bir otel ve her noktası görülmüyor kameralarla. Başka bir açıdan da güvenlik sorunu oluşturabilir bu. Ve o anda çocuk işte havuzda nefessiz kaldığında can kurtaran hemen anında görüp müdahale etmiyor. Çünkü müşterilerin biri daha önce gördüğünü söylüyor. Demek ki o arada kaybedilen bir süre var. Can kurtaranın müdahalesi açısından ve otelde olması gereken işte eğitimli, donanımlı tıbbi ekipte o anda Ömer Bey siz diyorsunuz ki Manavgat merkezde başka bir olaya gitti. İşte onlar olsaydı bu çocuk belki bugün hayattaydı. Şimdi bunların hiçbir bahanesi yok. Hiçbir bahanesi yok. Yani Manavgat o ekip gidecekse yediği otelde olmak zorunda. Kaç müşteriniz var sizin şu anda otelde? Evet. 1500 olayında konu 1500. Var. Bakın yani, burada olayı farklı yönlere taşıyorsunuz. Farklı yöne taşımıyorum. Bir çocuğun anne evet. baba ile doğru orantılı durması gerekir. Yani başka bakın bu çocuk havuzda anne babası yanındayken de diyelim kafasını çarptı kenara. Ya da çocuklardan biri kaydıraktan işte düştü bir şey oldu. Doktor orada yok. Ömer Bey söylediğimiz bu. Bakın doktor işte bulundurma zorunluluğumuz yok. Yasal anlamda bu. Yasal anlamda 5 yıldızlı oteller yasal yoksa. Anlamda ne bulundurmak zorunda? İnce Hanım o zaman bundan sonra sağlıkla ilgili sistemi yeniden gözden evet. geçirip yasal düzenlemeler yapılmalı. 1500 kişinin olduğu bir evet. otelde 1 Ekim değil 3-4 Ekim bile az, altyapısı olması gerekir. Ona göre güvenceli bir can kurtaran ekibinin olması gerekir. Çünkü 1500 kişilik bir otel az bir yer değil. Her bir tür vaka değil, olabilir. Bir değil, tabii. Şimdi yani bir boğulma süreci ne kadar sürede gerçekleşebilir? Bu konuda bilgi almak istiyoruz. Acil servis hekimi Erdem Güleç attığımızda. Erdem Bey merhabalar. İnce Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne yazık ki çok acı bir olay yine konuştuğumuz. Bir yavrumuzu evet, kaybettik. Evet, göz göre göre. Konuyu biraz izledim yurt dışında olmama rağmen şu evet, anda. Evet, buyurun. Öncelikle aileye başsağlığı diyorum. Gerçekten feci bir olay ama biz de acil servis hekimler olarak bu tür durumlarla çok karşılaşıyoruz. Evet, evet. İki konuda bilgi vereyim. Bir buyurun. Boğulma nasıl olur? Kısaca evet, onu anlatacağım. Ondan önce de bu doktor bulundurma konusuyla ilgili tatil merkezlerinin
Şimdi 2005 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre Başbakanlık tarafından 1250 yatak ve üzeri tatil merkezi 5 yıldızlı otellerde, evet, 3 ve 4 yıldızlı otellerdeki özelliklerin üzerine bir de 24 saat doktor, sağlık personeli ve ambulans hizmetinin verildiği bir sağlık kabininin olması şart koşuluyor. Bir saniye. Otel... Erdem Bey, özür dilerim. Doktor, evet, yani sağlık kabini diyorsunuz. Orada o doktor 24 saat olmak zorunda yani. Doktor bizzat. E tabii pratikte de bu yönetmelikte teorik öyle yazdığına göre zaten, evet, doktor olmadan sağlık kabini hani bir işe yaramayacağı için tabii ki doktorun olması gerekiyor. Ama pratik olarak yani şu andaki uygulamada sadece denetlemeden denetlemeye bu tür durumlar gündeme geldiği için pek otellerimiz doktor direkt bulundurmak yerine işte bir özel hastanelerle anlaşıyorlar. Herhangi bir muayene durumu olduğunda doktoru oradan çağırıyorlar. Şimdi acil bu... durumlarda da ambulans çağırıyorlar. Ha. Tabii ilk yardım ekibinin de ayrıca olması lazım otelde. Nasıl bir yangını müdahale eden ilk yardım ekibi varsa sağlık durumlarında da müdahale eden bir ilk yardım ekibinin olması lazım. Ayrıca olması lazım var diyorsunuz. Bunu niçin araya girdim az önce? Çünkü otel müdürümüz Ömer Özkul dedi ki hani bir doktor olma zorunluluğu yok. Ama 1250'nin üzeri dediniz galiba. Olduğunda aynen, bir yönetmelikle bu 1500 kişilik bir müşteriden bahsediyorsunuz, misafirden bahsediyorsunuz. Ömer Bey ve bunun işte yönetmeliği aktardı Sayın Güleç. Doğru. Aktardı. Benim bilgimde 500 odalının üstündeki otellerde öyle bir zorunluluk var. Onun ayrıntısını yine bakacağım, ayrıntısını, evet, izleyeceğim. Ama bildiğim kadarıyla 500 odalı otellerin üstünde gerçekleşiyor bu olay. Ancak dediği gibi sayın doktorumuzun bu tür konularda eksiklerimiz, otel olarak eksiklerimiz var. Tüm otellerde benzeri şeyler maalesef var. Bununla ilgili yasaların düzenlenmesi gerekiyor, düzeltilmesi. Yasal düzenleme yapılmış aslında ama ne yazık ki uygulamada. Orada Erdem Güleç çok enteresan bir şey söyledi. Bu pek çok konuda bizim karşımıza çıkan bir durum. Geçen haftaki kreş meselesinde de aynı şeyi konuşmuştuk. Denetlemelerin bir gün önceden haber verilerek yapılması, işte ortalığın silinip süpürülüp halıların yıkanması gibi bir hikaye. Maalesef bu ülkenin böyle her zaman her kurumunda gördüğümüz bir uygulama. Kabul edilir bir tarafı yok. Adı üstünde denetleme, önceden haber veriliyor. Herkes giyiniyor, kuşanıyor, karşılıyor denetçileri. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa biz böyle çok yiğitleri, Atakanları, Alperenleri kaybedeceğiz daha. Çok acıyacağız, çok ağlayacağız. Anında canımız yanıyor, ağlıyoruz. Ondan sonra herkes kendi sokağına dönüp aynı uygulamayı yapmaya devam ediyor. İşte onun için bizi anlatmaya çalışıyoruz. Erdem Bey, 6 yaşında bir çocuk. Boğulma anına gelirsek. Can kurtaran orada. Çocuğun daha önce çekilen görüntülerinde kolluk var ama işte boğulduğu andaki görüntüde maalesef kolluklar kolunda değil, belli oluyor fotoğraftan. Bu boğulma olayı sudan çıkartıldığında canlıydı deniyor yiğit. İşte nefes alıyordu deniyor. Suni teneffüs yapılmış. Yayını izlediniz o kısmı zannediyorum. Ne kadar sürede gerçekleşir? Bize bir anlatır mısınız? Böyle ilgili. Şimdi tıp olarak, terimsel olarak suda boğulmanın, aslında suda boğulma dediğimiz olay ölümle sonuçlanmış bir boğula yazma olayıdır. Evet. Boğula yazma dediğimiz olay da suda batan, işte su yutan ama daha ölmemiş, eksi olmamış kişiye boğula yazma denir. Şimdi görüntü, eğer çocuk su yuttuysa, evet, daha birinci dakikadan itibaren o su akciğerlerden kana geçiyor. Vücudun elektrolit dengesi bozuluyor. Bu da bilinç kaybına yol açıyor. Aynı zamanda oksijenlenme de olmadığı için. O bilinç kaybında çocuk mesela çırpınamıyor ya da kişi çırpınamıyor. Hani biz filmlerde görürüz ya, evet, boğulan kişi çırpınır, evet, yardım ister. Evet. Aslında tam tersi. Sessizleşir, bilinç kaybına uğrar. Siz uzaktan ne kadar sakin, ne güzel yüzüyor dersiniz ama o kişi aslında o anda ölüyordur. Boğula yazıyordur. Yani bir dakikadan sonra bu gerçekleşiyor diyorsunuz. Öyle mi, birinci dakikadan sonra? İlk bu hareket itibaren su yutmaya başlıyor, kana doğru geçmeye başlar. Boğula yazma vakalarında üçüncü dakikada bile boğulma gerçekleşebilir. O nedenle hiç gözümüzün önünden ayırmamamız lazım. Özellikle çocukları. Kolluk olması da hiç fark etmez. Kolluklu olsa bile, simitin içinde bile olsa çocuk kafayı daldırdığı anda, su yuttuğu anda zaten elektrolit dengesi yetişkin gibi değil. Bir anda bozulup boğula yazma durumu gerçekleşir. Evet. Zaten bu boğula yazma durumu aynı yaralanma gibi. Yani ölümle sonuçlanmasa bile o sırada o su yuttu mu artık yaralanmış gibi olur. Su geçmiş olur vücuduna.
bilinç kaybı başlar. Oksijenlenmemeye bağlı bir yüzde morarma olur ellerinde, ayaklarında. Mesela sudan çıkartıyorsunuz diyelim 3. dakikada, daha ölmedi ama boğula yazmış kişi, su yutmuş. Evet. Bu kişi 24 saat içinde bile ölebilir. Çünkü vücudun elektrolit dengesi bozuyor. Çok hızlı bir ilk yardım yapmak gerekir. Öncelikle bir özel bir ilk yardım var suda boğulmaların. Suni teneffüs dediğimiz, kalp durduysa da kalp masajı yapmak lazım. Şimdi burada da önce kusturulmuş. Erdem Bey, burada kusturulmuş önce, elimizdeki bilgilerde o. Can kurtaran çıkartıyor, çocuk kusturuluyor. Sonrasında kalp masajı yapılıyor ve orada otel müşterilerinden biri bir doktor, o müdahale ediyor ve suni teneffüs yapıyor çocuğa. Ambulansın evet. İşte gelmesiyle, götürülmesiyle beraber de ne yazık ki işte evladımız orada kaybediyor. O sırada o müdahale doğru bile yapılmış olsa tabii ki ölüm gerçekleşebiliyor. Mesela evet. Acil servise çok hasta geliyor maalesef. Burada bu konuda, bu suda boğulmalarda bilinçlenmeniz gereken çok nokta var Türkiye olarak. Tesislerimizin de halkımızın da. Evet. Her yıl işte dünyada 160 bin kişinin öldüğü, Türkiye'de olabilir tam hatırlamıyorum rakamı. Çok fazla bu şekilde hasta geliyor. İlk yardım şu anda anlattığınız gibi, tabii görmemiz lazım. Ben görüntüleri izleyemiyorum ama suni teneffüs, kalp durduysa da kalp masajı yapılmışsa doğru bir ilk yardımdır. Ama bu da tabii ki eğer bir ihmal konusu savcılık tarafından gündeme getirilirse olmadığı anlamına gelmez ilk yardımın doğru yapılması. Çünkü anladım. Çocuğumuzu bir dakika bile gözümüzün önünden ayırmamamız lazım. Can kurtaran havuzda varsa o da havuzdaki herkesi sürekli gözetim altında tutması lazım. Nöbetçi olması lazım. Bir dakika bile arkasına dönse çocuk boğula yazar. Ölmese bile o 24 saat içinde yine ölür suyu yutarsa. Anladım. Erdem Bey, orada bir şey söylediniz. Onu atlamayalım istiyorum. Dediniz ki burada yapılması gereken ilk müdahale özel bir müdahale dediniz. Boğula yazma durumunda yapılması gereken. Yaşam desteği evet. Dediğimiz, evet, özel ilk yardım eğitimi almış. Zaten her otelde sürekli bulunması gerekiyor. Yani bugün bir şirkete bile gitseniz 50 kişilik ofiste bir ilk yardım ekibi hemen kurulmuştur. Evet. Ki bu otel hani bir sürü müşterisi vesaire yatağı var. Mutlaka eğitimli birinin gelip yapması lazım. Ha, bir doktor da yapsa olur. O da eğitimli sayılır. Ama dediğim gibi yani işte kalp yorduysa mesela bazı ilaçlar yapıyoruz, adrenalin gibi hemen kalbi çalıştırmak için. Mesela orada hemen tam tüketici bir ilk yardım ekibi olsa, hemen çantasını alsa gelse, hemen müdahale yapsa, doktor yanında adrenalin taşımıyor ki. Hemen orada ilacını yapsa belki de o kalp tekrardan çalışabilirdi. Tabii şimdi bilemiyoruz artık. Ömer Bey, hatta aynı zamanda otel müdürümüz bir ilk yardım ekibinin olduğunu ve onların müdahale ettiğini söylüyor. Ömer Bey. Bu buyurun. İlk yardım ekibiyle ilgili yani yeterliler miydi acaba? Yeterler. Şu anda Osman abi yayındayım ben de. Trafet başkanımız Osman Bey'le de görüşüyorum. Full time doktor bulundurma zorunluluğumuzun olmadığını söyler o da. Vallahi Erdem Güleç Bey 2009'da yapılan bir 2005'te özür dilerim bir düzenlemeden bahsetti ve yatak sayısı 1250 ve üzeri dediniz galiba, değil mi Erdem Bey? Evet. Sizin yatak sayınız kaç Ömer Bey? 1500. Yalnız şu anda Tufet Başkanımız Sayın Osman Ayık'la görüştüm diğer hatta. Evet. Onun söylediği 500 yatak. O zaman şunu gösteriyor artık, ki burada biz o yönetmeliğe bakacağız. Erdem Güleç Bey'in verdiği bilgiyle hareket ediyorum şu anda. Eğer böyle bir şey yoksa da bu düzenleme bugün hemen yapılmalı. Hemen yapılmalı. Kesinlikle. Bugün hemen yapılmalı yani. 1500 doğru. Kişi var orada. Çoluk çocuk, kaydıraklı, su havuzları, her şey var. Her şey olabilir. Her tür kaza meydana gelebilir. Bir hekimin bir olmaması kabul edilir Erdem diye. Erdem Bey dedi ki yani ilk yardım bu konuda özel. Uzman. Yani bu konulara özgü faaliyet gösteren ekibin yanında çantası olsaydı kalbin çalışmasını sağlayacak tarzda iğnesini, işte adrenalini neyse vurmuş olsaydı tekrardan hayata dönebilir dedi. Şimdi bizim ilk yardım ekibiniz de sizin. Yani bu tarz müdahaleyi yapacak birileri yok muydu da yani sadece konuklarınız arasında bulunan bir doktor suni teneffüsle yani yiğidimizi bir şekilde hayata geri çevirmek. Şimdi bakın orada bir eksiklik var. Bir anlamaya doktor var. İlk yardım ekibinden arkadaşımız kalp masajı yapıyor. Doktor da suni teneffüs yapıyor. Hı hı. Yani ikisi birden yapılıyor.
Ambulans ne zaman geliyor? Yaklaşık 10 dakika sonra falan geldi. Yani iki ambulans arda arda geldi. Peki Manavgat'a giden ekip kim? Hani zaten doktor bulundurma zorunluluğumuz yok diyorsunuz. İlk ya, o anda da sağlıkçılar Manavgat'a gitmişti dediniz. Kaç kişi var evet. Yani birkaç kişi mi var bu revirde? Ki bir grubu şeye gitti Manavgat'a, kalanı da oteldeydi. Orayı anlayamadım. İki kişi, giden arkadaşlar iki kişi. Gidenler, İkisi de hekim mi? Evet, iki kişiler. Gidenler ilk yardım uzmanı mıydılar? Hekim mi? Hekim miydiler? Hayır, ilk yardım uzmanı. Onlar hem ilk yardım uzmanı hem de içeride de ilk yardım uzmanımız var. Tamam. Yani Manavgat'a gitti dediğiniz kişi kim? Hastanede kalan kim? Can kurtaran gidiyor. Evet, can kurtaran hanımefendi. Can kurtaran gidiyor. Can kurtaran olmadığından kaynaklanıyor zaten. Eğer can kurtaran belki o anda otelin içinde olsa... Can kurtaran erken. Çıkarmadı mı çocuğu sudan? Can kurtaran dediğim ambulans, Türkçesini söylüyorum. Yanlış. Ha bir dakika, ben evet. Ambulansın Türkçesi can kurtaran. Tamam bir bağla kavram kar. Biliyorum, teşekkür ederim hatırlattınız. Can kurtaranla birlikte Manavgat'a giden sağlık ekibiniz var ya. Evet. Bir ekip gidiyor. Onun içinde bir hekim, doktor mu var mesela? O giden. Hekim de var, sağlık memuru da var. Tamam, hekim ve sağlık memuru gitti. Otelde evet. Kalan kişi kimdi ilk yardımı yapan? Sağlık ekibinden insanlar. Kimler onlar? Onların uzmanlığı ne? İlk yardım ekibi hanımefendi. İlk yardım ekibi. Yani evet. Aslında otelinizde doktor, var. Sağlık memuru, ilk yardım ekibi, havuzdan bulunmakta. Çıkartmak anlamında can kurtaran var yani. Bunların hepsi tabii, var kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Bir şey sorabilir miyim? Affedersiniz. Yani biraz önce İnci Hanım bir şey söyledi. Dedi ki yani kusturuldu çocuk. Dolayısıyla çocukta bir hayat fonksiyonu varmış. Bununla ilgili kesinlikle. Yani havuzdan çıktıktan sonra... Çocuk kusturuluyorsa vücut tepki veriyor demektir. Yani yaşıyordu halen çocuk. Bu doğru, konuda ne söylüyorsunuz? Doğru. Yaşıyor muydu çocuk havuzdan çıktı? Evet, yani yaşıyordu. Vücut tabii tepki yaşıyordu. Gösterdi ve kustu. Ondan doğru. Sonra yani suda çıktıktan sonra yani nasıl? Çünkü çok büyük bir zaman geçmediğini ben anlıyorum. Çocuk büyük kustu... olasılıkla öyle tabii ki haklısınız. Ardından zaten bizden gittikten bir saat sonra vefat haberi geldi çocuğun ne yazık ki. Yani siz kalbi çalıştırdınız ve öyle mi teslim ettiniz? Ben tam manasıyla... Kalbi çalışıyordu zaten kalbinin nefes nabız atışını söylediler ilk yardım ekibindeki arkadaşlar. Anladım. Erdem Bey, Ömer Bey'in anlattı. Ama... Evet, duydunuz bir değerlendirin istiyorum evet. Şimdi boğula yazma dediğimiz olay işte tam budur. Mesela kişi ölmemiştir ama su yutmuştur, elektrolit dengesi bozulmuştur. O kişi o sırada ölmese bile, boğulmasa bile yani boğulma dediğimiz şey boğula yazma sonucu ölmektir. Evet. Hastaneye ulaşıyor mesela, geliyor bizim acil servise. 4-5 saat sonra bile ölen var. Çünkü o elektrolit dengesini ne kadar müdahale etseniz de artık düzeltemiyorsunuz. Bunun bir süresi var mı peki hocam? Yani işte ne bileyim ilk dakikalarda, ilk 10 dakika müdahale edilse kurtulabilir, ilk yarım saatte o denge. Şöyle, evet. kalp durduktan sonra mutlaka 5 dakika içerisinde müdahale edilmezse %90 ölüm gerçekleşiyor. Boğulmalarda da kişiye eğer yine müdahale edilmezse 4 dakika içinde ölüm gerçekleşebilir. Müdahale edilmezse. Burada bir müdahale var. Kalp atıyor ama hocam, burada kalp atıyormuş, nabız varmış. Ve bu şekilde ambulansla hastaneye sevk edilmiş hocam. Evet, daha sonra hastanede yine ölüm gerçekleşebilir. Kalp tekrardan suni olarak dışarıdan masajla çalıştırıldığı için yine vücudun elektrolit dengesi sonuçta bozuk. Hastaneye gittiğinde yine müdahale edilebilir. Kalp hala çalışıyor olabilir ama sonra yine durabilir. Yani yaşarken daha sonra ölmesi... çok da aslında tıbbi olarak garip bir durum değil. O 24 gerçek. Saat içinde ölüm yine gerçekleşebiliyor bu suda boğulma vakalarında, dediğim gibi boğula yazma vakalarında. Yani hani havuzun başında yaşıyordu, hastanede yolda giderken nasıl öldü, hani nasıl oluyor bu olay derseniz, anlattığım şekilde o elektrik bozukluğu, onu anladık da Erdem Bey. Düzelmiyor. Şimdi hepimizin kafasına evet. Takılan şu tabii ki, yani sorguladığımız konu da o. Yani acaba Yiğit Atakan'a orada gerçekten bu işin uzmanı, eğitimli kişiler tarafından tam doğru müdahale yapılmış olsaydı ilk dakikalarda çocuğumuz hayatta olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi. Ömer Bey, siz olay anında orada mıydınız? Hayır, olay anında otelin içindeydim. 186 dönümlük bir alan.
Olay olduktan sonra can kurtaran önce 112'yi aramış, ardından beni aradı. Ben de olay yerine ulaştım. Yani acilde... Ulaştığımda kusturulmuştu ve masajlar yapılıyordu. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılıyordu. Evet. 112 acilden geldi ambulans. O da 10 dakika sonra geldi buradaki diyorsunuz. Buradaki en önemli şey şu. Çocuğumuzun henüz daha su yutmadan yani havuza ilk düştüğü geldiniz. Zamanlarda kurtarabilseydi can kurtaran. Yani daha atik ve daha dikkatli olabilseydi çok daha farklı sonuçlar hiç olurdu. Hiç buraya gelmezdi. Şimdi bu arada kuzen Seda uyanık hattımızda. Abidin'in, özür dilerim Atakan'ın kuzeni mi babanın kuzeni mi arkadaşlar? Neyse Seda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Atakan'ın kuzeni. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Yani çok büyük bir acı bu ve inanılır gibi değil. Nasıl böyle bir şey gerçekleşti? Nasıl olmuş olay? Bize bir anlatır mısınız bildiklerinizi? Anne babayla konuştunuz mutlaka. Yani şimdi şöyle, havuzdan çıkıyorlar. Evet. Atakan'la babası havuzdan çıkıyorlar. Evet. Ufaklık ayaklarım yanıyor deyince baba bir şezlonga gidiyor. Evet. Terlikleri almak için. O arada Atakan havuza bir şekilde düşüyor. Normal şartlar altında Atakan kesinlikle ama kesinlikle havuza tek başına girebilecek bir çocuk değil. Babaya ve anneye çok düşkün bir çocuk. Babanın, annenin sözünden hayatta çıkacak bir çocuk değil. Her şeyi geçip buradaki oturdukları apartmanın sokak kapısını açıp adımını bahçenin dışına atabilen çocuklar değil bunlar. Hani ben bütün hepsini, aileyi çok iyi tanıdığım için kesinlikle Atakan üstünde kolluk, simit, şu bu olmadan veya dışarı çıkmışken yeri kendini havuza peki kollukları değil. Kim çıkarmış Seda Hanım? Havuza yani çıktıklarında baba mı çıkartmış kollukları acaba? Büyük bir ihtimal baba çıkartmış. Baba falan anne baba o perişanlar. Kadar durumdalar tahmin ki perişanlar. Yani anlatamam size hallerini. O dünkü babanın hallerini görseydiniz burnuna o çocuğunun tişörtünü, kıyafetlerini dayamış resmen. Onun kokusunu bir çekişi var. Yani bunları hani kelimeler ifade etmiyor. Kaldı ki 1500 kişilik 5 yıldızlı bir otelden bahsediyoruz. Ambulans tam 40 dakika sonra geliyor. Ama 10 yani, dakika diyor otel müdürü Ömer Bey hatta şu anda. Ailemin söylediği olay 40 dakika sonra geldiği yönünde. Kaldı ki koskoca 1500 kişilik otelde bayram tatili hani sezon öncesi, evet. Sezon sonrası boşluk zamanları değil. En otellerin vıngır vıngır olduğu dönem şu anda. Şu an 1500 kişinin olduğu bir yerde hiç mi kimse görmüyor ve havuzda çocuk hani yüzü koyun sırt üstü yatıyor. Yan tarafında hemen birkaç adım ötesinde bir beyefendi var. Kafayı çevirmiş bakıyor ve dönüyor gidiyor. Yani hiç kimse bunu fark etmiyor. Üzüyor sanırım. O kadar büyük bir havuz. Bilmiyorum şu an. Seda Hanım şimdi yüzdüğünü düşünüyor mutlaka. Tabii. Yoksa müdahale edecektir tabii. O beyefendi. Şimdi içi içini yiyordur onun da. Anne babanın acısını zaten kesinlikle. Tasvir etmek mümkün değil. Bakın herkes orada yanında başka çocuklar da var. Suyun altında gittiğini zannediyor. Evet. Sorun orada zaten. Ama şu iddianız çok önemli. Ömer Bey siz diyorsunuz 10 dakika sonra ambulans geldi. Seda Hanım diyor ki 40 dakika sonra geldi. Duyuyor musunuz Ömer Bey? Pardon jandarmadan da aradılar o yüzden ona yanıt vermek zorunda kaldım. Hayır yani o olayın içinde ben de vardım. Kaç dakika sonra geldiğini biliyorum. İnsanların ne yazık ki abartma olayı çok fazla insanımızın. Canımız yandı. Hepimizin canı yandı. Ama 112 kayıtlarında da bunlar çıkacaktır. Evet. Ben daha fazla sürdürmek o istemiyorum. Acıyla zaten, o acıyla zaten yani aileye o bir dakika bile bir saat, 10 saat tabii, gelmiştir ama kesinlikle. Burada tek yüzden, gerçek şu Ömer Bey yani biz 6 yaşındaki bir çocuğumuzu kaybettik. Ve hani ölüm Allah'ın emri ama bu şekilde ölmemeli çocuklarımız. Yönetmeliklerde eksikler varsa onları düzeltmeliyiz. Kurumlarımızda, iş yerlerimizde eksikler varsa düzeltmek için takipçisi olmalıyız. Ben aileye başsağlığı diliyorum Yiğit Atakan'ın ailesine. Bu dayanılır bir acı değil. Kendilerini çok kesinlikle. Suçlayacaklar da sonraki süreçte mutlaka. Niye evet. Bıraktık, gitmeseydik, etmeseydik diye ama... Artık bundan sonra inşallah başka evlatlarımızın başına gelmesin. Seda Hanım çok teşekkür ediyorum. Size de bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ömer Bey'e katıldığı için teşekkür ederim. Erdem Bey verdiğiniz bilgiler için sağ olunuz siz de ama
Herkes aynı şeyin altını çiziyor aslında, hocalarım da onu söylüyor. Ya çocuk varsa, her çocuk varsa, evet, yüz kulak, bin evet, kulak, yüz değil, göz, bin göz değil, olmak zorundasınız. Ve bütün çocuklarınıza, evet, çocuklara da kendi çocuğumuzmuş gibi o hassasiyetle, o duyguyla yaklaşmak zorundayız. Bu konunun takipçisi olacağımızı söyleyelim, gelişmeleri size aktaracağız. Reklamların ardından buradaki diğer konularla ilgili yeni bilgilerle buradayız sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Meltem Ç. 17 yaşında ve Gaziantep'te kayboldu Meltem. 24 Haziran'da kayboldu. 1.70 boyunda ve 55 kilo ağırlığında. Fotoğrafa ne olur dikkatli bakın. Meltem'i bir yerde görmüşseniz 0212 284 6060 bizim ihbar hattımız. Ya da 155 polis, 156 jandarmaya haber verin. 17 yaşındaki Meltem Ç.'yi arıyoruz. Gaziantep'te kayboldu Meltem. Evet, aradığımız küçük bir kız çocuğumuz var biliyorsunuz. Bugün 6 yaşında olan Ecrin 2 sene önce kayboldu. Mardin Midyat Harmanlı'dan kayboldu. Bu kayıp hikayesinin bir tarafında büyük bir sessizlik var ve o sessizliğin olduğu yerde tamamen işte Ecrin'in kaybolduğu nokta, yani Harmanlı Köyü. Ve orada iki büyük iddia var. Aile köylülerin arama çalışmalarına katılmadığını söylüyor. Köyün muhtarı biz hepimiz arama çalışmasına katıldık diyor. Ama tek bir gerçek var. Bir köyün içerisinde 40 dakika minicik bir çocuk, 4 yaşında bir çocuk yürüyor ve kimse oralı olmuyor. Ecrin konusunda neler konuştuğumuzu hatırlayalım birlikte. İki yıl önce 4 yaşındayken köyün ortasında yaklaşık 1,5-2 kilometre yürüyen Ecrin birden ortadan kayboldu ve o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Köylü niye bu çocuğun arama çalışmasına katılmadı? Kapılarını gönüllü olarak niye buyurun arayın, belki çocuk eve girdi bir yerde oynarken düştü başını çarptı diye bir çağrıda bulunmadı ve hala niye bu kadar suskun diye. Aslında çok suskun oluşu zaten bu kadar, aha, dikkatimizi çeker. Dedesinin evinden bakkala gidiş süresi 15 dakika ortalama. En son köpeklerin koku aldığı nokta 30 dakika ve üzeri aslında. Birazcık daha belki bile fazla. Senin çocuğunun olmadığını fark ettiğin zaman dilimi zaten yarım saat Nursel. Ne sebeple yalnız yani bir şeyin olmadığı yere gitsin ki? Evet. Bomboş bir yola değil, oturup bir evin dibinde ağlar. Yani düşünsenize, 20 dakika, 30 dakika boyunca köyün içerisinde ağlayan bir kız çocuğu var ve bir tane müdahale eden köylü yok. Yayına bağlanan güvenlik uzmanı Ayhan Bey, muhtar ve kardeşlerinin ticaretle uğraştıklarını ve bu ticaretten dolayı borçlarının olduğunu söylüyordu. O dönemlerde köyde yabancı kişiler görüyorduk. Ancak bu kişiler muhtarın ve kardeşlerinin alacak verecek konusundan dolayı geldiklerini biliyorduk şeklinde bir şey söylediler. Ecrin'in kaybolması olayıyla bağlantılarının olup olmadığıyla alakalı titizlikle çalışıyoruz. Beyefendinin dediği gibi hayvan ticareti yapıp ondan dolayı bir borçtan dolayı sürekli evlerine gidip gelenlere, köye, muhtara gidip geldiklerini, buna benzer bazı tartışmaların da hatta olduğunu duydum. Yalandır. Ben hayvan alışverişi yapmam bir. 2015'ten bugüne kadar ben servisçilik yapıyorum. Servisçilik yapıyorum derken? Evet. Harmanlı Köyü'nde orta öğrencilerimi Toke'ye götürüyorum. Midyat Toke'ye. Sizin eviniz aranmış, bir de İskender Bey'in evi aranmış. Başka hiçbir, evet, ev aranmamış. Evet. Biz de bunu söylüyoruz işte. Nasıl diyebilirsin i̇şte, ki herkes açtı kapısını diye? Ecrin'in kaybolduğunu duyan muhtar hemen karakol komutanını aradığını söylüyordu. Hemen ben karakol komutanı aradım. Muhtarım dedi, haberin oldu mu? Evet dedim. Dedi hemen sizin evinizden başlayın. Ev ev, ahır ahır, havlu havlu arama yapın. Ev, köyün içinde. Peki karakol komutanı bunu söylediği halde muhtar neden köydeki bütün evleri aratmadı? E
Evet, işte bizim tam da sorduğumuz şey bu. Muhtar kendi ağzıyla diyor ki karakol komutanıyla görüştüm, bana kendi evinden başla bütün köydeki evleri, ahırları tek tek ara dedi. Ama böyle bir arama sonrasında köyde yapılmadı. Sadece kayıp olan Ecrin'in iki dedesinin evi arandı, muhtarın evi arandı ve işte İskender Bey'in evi arandı. En son Ecrin'in olduğu evin karşı tarafındaki o binanın sahibi olan kişi. İnci Hanım, bir de Necmettin Bey şeyi aramadı, jandarmaları aramadı. Jandarmalar onu aramış, böyle bir olay var, doğru mu, bizi aramışlar diye. Evet, var dedi. Zaten aslında ifadesinde onu söylüyor. Ben aradım diyor ama sonra da diyor ki komutan bana dedi ki haberin var mı böyle bir şeyde. Komutan tarafından kendisinin direkt arandığını da söylüyor bize aslında. İfadesinde ben duymuştum onu zaten. Nursel, şunu bir daha söyle. Jandarma saati, jandarmayı aradığın, ihbarda bulunduğun saat kaç? 13-15 araları. Yani 15-10. 13-15. 15 evet. 13-15. Biri çeyrek geç aradın. Jandarma komutanının muhtarı hemen aradı mı arkasından? Onu bilmiyorum. İşte ben muhtardan öyle duydum ifadesi. Sen muhtarı gördüğünde saat kaçtı? Ne kadar sonraydı? Jandarma komutanını aradıktan ne kadar sonra gördün saat muhtarı? Saat 1'di herhalde, ya 1'e 10 vardı ya 5 sen vardı. Sen muhtarı gördüğünde daha jandarma komutanını aramamış mıydın? Hayır, aramamıştım. 13 civarı gördün muhtarı sen. Peki, bu da çok önemli. Muhtar. Anonsu ben duymadım. Nusel, muhtara çocuğunun kayıp olduğunu söylüyorsun. Görümcem söylüyor onu. Görümcem söylüyor kendisine. Peki, muhtar... Bizim caddeye gittiğimizi görüyor. Durduruyor işte, hayırdır niye koşuyorsunuz diye. Görümcem de işte abimin kızı kayıp, onu arıyoruz dedi. Arif, muhtar o zaman aynı zamanda güvenlik görevlisi değil mi? Korucu. Evet, o zaman güvenlik görevlisi. Korucu olduğunu bilirim ama şu an... Dün kendisi söyledi korucu olmadığını söyledi. O dönem korucu olduğunu. Ya normalde bir ya, korucunun da hemen bu olayı... Kendisi de iki kardeşim, abisi bilmiyorum, onlar da korucu. Onun dışında birkaç tane daha var. Tam sayı olarak bilmiyorum. Yani aileden üç kişi, onlar da korucu. Şimdi zaten kadarıyla en çok dikkat çeken nokta bu. Bakın komutan kendisine diyor ki Nursel'in ihbarından sonra... Sen kendi evinden başlayarak bütün evleri, ahırları tek tek ara. Bu adam köyün muhtarı, bu adam köyde o dönemde koruculuk yapan kişi, bu adamın kardeşleri korucu ve bu adam şu anda da çocukları servise taşıyan kişi. Bütün hassasiyetleri ya bünyesinde barındıran Necmettin Bey'in sonra niye bu aramayı yaptırmadığını merak ediyoruz biz. Kendi ifadesi bu çünkü. O sesi dinleyelim. Arif bak tam ne demiş dün yayında Necmettin Bey. Hemen ben karakol komutanı aradım. Muhtarım dedi, haberin oldu mu? Evet dedim. Dedi hemen sizin evinizden başlayın. Ev ev, ahır ahır, havlu havlu arama yapın. Ev, köyün içinde. Peki karakol komutanı bunu söylediği halde muhtar neden köydeki bütün evleri aratmadı? Niye aratılmadı Hasan Bey? Yani sizin aklınıza gelen bir şey var mı Arif Bey? Şimdi şurada bu konu konuşulduğunda ben oradaydım. Tim komutanı. İki tane teğmen vardı orada. Ayrı ayrı bölgeden. Bir Mardin'den, bir Midyat'tan, bir de Kızıltepe'den gelen ayrı ayrı iki timin komutanı, muhtar da hatta yanımızdaydı. Biz şeyi söyledik, evlerin aranmasını söyledik zaten. Muhtar da yanımızdaydı. Orada tim komutanı izin alınır mı? Alınacak mı? Alındı mı? Gibi bir konuşmalar yaptı. Biz de dedik eğer bununla ilgili savcılıktan izin almamız gerekiyorsa alınır. Ama şimdi şurada şu çıkıyor. Ben mesela şimdi duyuyorum. Karakol komutanı, köyümüzün bağlı olduğu karakol komutanının muhtarı arayıp veya muhtarın kendisini arayıp ev ev aranmasının istendiği, kendi söylüyor bunu şu an. Kendi konuşması değil mi o? Evet, kendi cümlesi. Evet. Dün yayında söyledi yani bunu. Şimdi burada ben şöyle söyleyeyim. Bir aydan fazladır hemen hemen bu program yayınlanıyor. Sürekli özellikle aranmamayla alakalı tartışma yaşanıyor. Burada muhtar niye bu kadar kendini olayın böyle içinde hissediyor? Bu bir. Ben muhtarla dün de konuştum. Köyde de biz konuştuk. Bizim burada muhtardan birebir sıkıntılı olduğumuz bir durum yok. Muhtar buradan beni duyuyorsa, dinliyorsa ben ona şunu söylemek istiyorum. Kendisini rahatsız eden bir şey varsa buradan yayına tekrar bağlansın. Dün bağlanmayacağım dedi. Arasalar da ben neden şimdi kendisine bağlanmayacak? Bağlanmayacağım dedi. Senin kendi
öz iradendir dedim. Ben ona bir şey diyemem. İstersen telefonu kapatırsın, cevap vermezsin dedim. Muhtar bağlansın, bağlanmasın ama biz bu soruları değil. Sormaya devam Şimdi, edeceğiz. Burada kaybolan 4 yaşında bir çocuk. İnanın o çocuk benim yeğenim değil. O köyden başka biri de olsa, şu an bulunduğum pozisyonda olsaydım yine burada olurdum. Ben onu ha. kesinlikle Zaten söyleyeyim. O köyden yine başka bir köyden bütün yani çocuklar için aynı şey akrabam oluşundan dolayı bakın. Akrabam oluşundan dolayı söylemiyorum. Yabancı biri, köylü de olabilir. Köye gelen bir misafir de olabilir. Vakıf olduğum konular burada aynen bu şekilde olsaydı tekrar burada olurdum. Bizim muhtardan rahatsız olduğumuz bir şey yok. Muhtar beni dinliyordur, duyuyordur. Bizim ne muhtarla, ne köylüyle, ne de bir hiç kimseyle bu konuyla ilgili birebir rahatsız olduğumuz bir şey yok. Olsa eğer direkt ismini söylerim. Burada da emniyette de, jandarmada da. Zaten burada aranan, yani bizim üzerinde durduğumuz nokta işte o köyün içinde. Saat dilimi de çok kısa. Sonra tekrar konuşacağız. O aralıkta bu çocuk gelip geçiyor herkesin gözü önünde. Kimse oralı olmuyor ve kaybolduğu anlaşıldıktan sonra da kimse kılını kıpırdatmıyor. Sizin anlattığınız evet. bu. Ve o arama çalışmalarına katılan bir askerin ya, bir zehirbağı var. Arama yaparken kimse bize yardımcı olmadı. Bizi sadece mağaralara, kuyulara, başka köylere yönlendirdiler diyor. Yani köyün içine gelmesin arama ekipleri diye ellerinden geleni bunu, yaptıklarını bunu bu çalışmalara ama, katılan bir asker söylüyor. Aynen. Bir asker söylüyor. Yani bir arabadan hiç kimse bahsetmedi diyor. Midyat yönüne gittiği söylendi. Bize başka bir köyden işte muhtar yardımcı oldu diye anlatıyor ama köy içinden hiç yardımcı olunmadığını söylüyor. Ve aynı zamanda orada ailenin de bir kısmının yardımcı olmadığını da söylüyor bu asker ama. Aileden de bazı kişilerin de yardımcı olmadığını köyde da söylüyor. Köyde aileden kimse yok ki. Kimse köyde, olmadı. Köyde bir tane Şimdi amcamın son iki gün var. Yardımcı hiç, olundu köyde sadece Köyde yaşayan diyor, hiç kimse yok. Açısından. Oradan Midyat'tan gelen birkaç tane amca çocuğu. Biz Adana'dan bir gün sonra, olay saatinden bir gün sonra sabah saatlerinde biz kendimiz 2-3 arabaya gittik. Her grup, 3-4 gruptu. Tek bir grup halinde aramalara girmiyorduk ki biz. Her grubun yanında bir veya iki kişi vardık bizlerden. Vallahi, Arif Bey, Muhtar Bey, Necmettin mesela. Bey yayına bağlanır, yayına bağlanmaz ama şunun cevabını vermek zorunda. Yani kendisine böyle bir şey söylenmiş karakol komutanı tarafından. İlk kendi evinden başla, bütün evleri arat. Niye bu arama yaptırılmadı? O kararın çıkartılması için niye hemen girişimde bulunmadı? O karara Resmi ihtiyaç duymadan zaten bütün köy zaten birbirinin akrabası, bütün köy birbirinin tanıdığı, kayıp olan 4 yaşında bir çocuk, o bir avuç köyün içinde yok olmuş. Niye kimse buyurun gelin birlikte arayalım demedi, gönüllü olmadı. Hasan Bey tekrar şu haritaya gidelim çünkü saat dilimi aslında çok sıkışık. Şimdi Nursel'in anlattıklarıyla, Nursel'in her şeyi çok net de ben hatırlamasını istiyorum. Çünkü bu çocuk sabahleyin işte Nursel 9-9.30'da gidiyor babasının evine, abisini görüyor orada. Orada İskender var, oturuluyor her neyse abi gidiyor ve sen olmadığını net kaçta fark ettiğini bize artık Nursel bir söylesene. 12.30'da ben fark ettim. Yok 12.30'da fark ettim. Evet. 12.30'dan geriye gittiğinde en son ne zaman görmüştün Ecrin'i? 12-10 gibi. 12-10 gibi. Bir 20 dakikada oradan var elimizde. Bunu aklımızda tutalım. Yani bu çocuk şimdi bir kere şu yürüdüğü mesafeyi bize bir arkadaşlarım göstersinler. Bu evdeydi. Karşıda da İskender'in evi. Çıktı. Dayı ona bir para vermişti ve bakkala gitmeye çalıştı muhtemelen. Bakkaldan alışveriş yapacaktı ve bakkala geldiği süre zaten işte bu yürüdüğü yol üzerinde de 15 dakika aşağı yukarı bakkala gittiği zaman. Burada görüldüğü süreyi de hesaplarsak 18 dakika ama bunun biraz daha üzeri olacağını kesinlikle, düşünüyorum ben. Kesinlikle, Çünkü evet. çocuk oyalanır. Çocuk ayağında terlik var evet. yani yol düzgün bir yol değil toprak yol. Kesinlikle 18 dakikanın üstünde bir zaman geçmiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü onu kendisini Muhammed gördü. Biraz sonraki haritada tekrar o bilgi daha da var. Şuraya ama verelim şimdi. En son burada bu bölgede harman yeri var. İnsanlar harmanda, hasat zamanı, onlarca kişi var, başka çocuklar var. Ve işte burada ben gördüm diyen Nazile'nin evi şurası. Bu noktadan köpeklerin koku aldığı yere doğru dönüyor Ecrin. Onu devam edeceğiz ama Nazile de muhtarın akrabası mı bu arada? Hayır. Hayır İnce Hanım. Hayır. Ama öncesinde Ecrin'i burada gören evet. Sabir'e akrabası. Kız kardeşi. Evet. Tamam. Kardeşi. Kardeşi o. Nazile buradan bağlanan. Çocuğu görüyor. Şapkasıyla birlikte tarif ediyor. Şapkası Detay düştü. Verir, evet. İşte eğildi ağlıyordu falan ben sonra göremedim diye. Köpeklerin en son koku aldığı nokta bura.
Burası da 12 dakika aşağı yukarı ama ben hani tek başına bir çocuğun böyle dümdüz bir yolda. O da fazladır İnci Hanım. O da nereden baksanız 20 dakikayı bulmuştur. Evet, evet. Aslında bir şöyle... Şöyle hesaplayalım o zaman. 12'yi 10 geçe anne onu evde en son gördü. 12.30'da kaybolduğunu anladı. 12'yi 10 geçe, çeyrek geçe bile çıkmış olsa bu çocuk. 12'yi çeyrek geçe çıktığını varsayalım. Buradan yürüyerek geldiğinde camiye namaza gidiyordum diyor Muhammed namaza yetişmek için. Öğlen ezanı 12.27'de okunuyor. Tamam. 12.27'de okunuyor. Yani buradan burası zaten 10 dakika, 15 dakika. Örtüşüyor aslında. Örtüşüyor. Yani Muhammed'in onu gördüğü saati 12.20-25 civarı varsayalım biz. Şuralarda bir yerde Hayır, görüyor. Hayır 25 değil tam 27. Neden? Çünkü Muhammed dedi ki ben hızlı hızlı koşarak ezan okunmuştu. Camiye tamam o zaman 12.27. Tamam. Bakın elimizdeki en önemli veri. Muhammed'in dakika ile ilgili, saatle ilgili verisi. Yani 12.27'de Muhammed camiye yetişmek için koşarken kızımızı şu noktada görmüş. Bakın 12.27. Yani en son köyde. Haber aldığımız dakikada sanırım 12.15 gibi düşündüğümüzde yaklaşık 15 dakika sonra Muhammed onu orada görmüş. Dolayısıyla annenin beyanlarıyla da örtüşüyor 12.27. 12.27'de. 12.27'de bu çocuk tam köyün göbeğinde, çocuk. Merkezinde. Sonra burada biraz oyalandı. Bakkala gitmeye çalıştı. İşte belki oturdu azıcık, ağladı falan. Yola devam etti. Şuraya geldi. Nazile'nin gördüğü noktaya geldi. Köyün çıkışı. Bu arada ama bakın yine kalabalık insanların yanından geçti. Üzerine bir 15 dakika daha eklediğimizde en az evet, şu noktaya gelişini. 12.30'dan 15, 12.45 oldu. 12.45, 12.50 hatta, 12.50 gibi. Çünkü kızımız terlik var ayağında ve yol evet. Toprak ince. Hala köyde. Hala köyde. 12.50'de bu çocuk hala köyde. Hala köyün içinde yani. İçinde hatta, daha şuralarda. Hala köyün içinde yani, evlerin olduğu mıntıkada. Şu bu saatte anne de artık aramaya başlamış evet. Aslında. Evet, 12.30'da da Nursel diyor ki aramaya başladım Kaybolduğunu diyor. Kaybolduğunu anladım. 12.30'da işte Nursel bir şey verdi. Önce sanırım Nursel sen şeye gittin. Bekirlerin babasının yani kayınbabanın evine gittim. Ve o evde şurada biraz zaman kaybettiğini varsayalım. Evet, evet. Evet yani biraz zaman kaybetti ama orada şöyle bir detay var. Enes'le hala. Kayınbabanın evine gittin. Evet. Orada kaybolduğunu söyledin. Kayınbaban... Camiden ya, yeni kaybolup gelmişti. Olmadığını bilmiyordum. İşte Ecrin buraya geldi mi şey gelmedi mi? Önce orada Enes'le halayı baksınlar evet, diye köye gönderdim. Bakkala ne kadar bekliyorsun gelmelerini? 15-20 dakika bekledim onları da. Bu arada onları bekledin. Kayınbaban geldi ve ona kayınbabam evdeydi zaten. Evdeydi. Yani camiden yemek gelmişti. Yiyorlardı. Evet camiden gelmişti. Yani 12.27'de ezan okunmuşsa 20 dakika yaklaşık namazı kılmışlarsa, eve yürüme civar. Mesafesi vesaire bunları hesapladığımızda yani yaklaşık bir 25-30 dakika sonra eve gelmiş evet. Olur. Doğru mu kayınbaba? Biri çeyrek geçe gibi. Bu arada da kayınbabasına söyledikten sonra o da hemen camiye gidip anons yaptırmış. Doğru mu Nursel? Saat 12.30'da değil mi? Kayınbabana söyledikten sonra hemen camiye gitti ve anons yaptırdı değil mi? Yo ben evden çıktığım zaman kayınbabam evdeydi daha. Ben köyün çıkışına çıktım falan. O da aradı hemen babam beni. Bekir hemen çıktıktan sonra camiye anons yaptırmaya gitti. O bizi arayıp duruyordu işte buldunuz mu bulmadınız mı bir şey gördünüz mü yok deyince o çıkmış herhalde. Ben şunu köyün soralım içinde aslında değildim. Nursel sen jandarmayı aradığın saat belli ya. 13.15 jandarmaya ihbarda bulunduğun saat. Jandarma diyelim şuraya. Kayınpederin bundan sonra mı anonsu yaptırıyor önce mi? Muhtemelen sonradır. Sonrasında yaptı. Evet. Anons daha sonra yaptı. Sen bu jandarmayı aradığında ihbarda köyün neresindeydin? Telefon açtığında. Köyü bayağı biraz yaralamıştım. Neresi? Nereye gitmiştin? Şimdi köyden çıkmıştım ben. Köy gözükmüyordu. Köyden Ziyaret çıkmıştın. Yoluna gidiyordum ben. Ziyaret yoluna gitmiştin. Köyden çıkarken buradan insanlara sordun. Evet. Sana kızını gördük dediler. Evet. Sonra geldim bu Nazile'nin evinin buradan bu tarafa mı gittin? Evet. Bu tarafa gittin. Ziyaret yoluna ziyaret. Doğru. Saati söyle lütfen. 13 bundan çok daha önceki bir saatte sen buradan geçtin. Ya saati tam net bilmiyorum ama yani hatırladım. Yani jandarmaya ihbarda bulunmadan önce sen buradan geçtin değil mi? Evet. Çünkü ziyaret yolundayken aradım diyorsun. Evet ziyaret yolunda aradım ben. O zaman sen burada zaten... Önce 155 çıktı. Önce 155'i aradım. Biz ilgilenmiyoruz.
şey karakola arayın dedi. 155 jandarmayı arayın dediler bana. 156. 156'yı arayın dediler. Sonradan 156'yı aradım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Az önce Hasan Bey'in de anlattığı oydu. 12.30'da sen çocuğun olmadığını fark ettin. Kayınpederinin evine gittin, kız buraya mı geldi diye sordun. Bir 5 dakika öyle oyalandığını varsayalım. Enes'le küçük halayı ona bakmaları için gönderdin. Biri 15 dakika, 20 dakika geçti ve sen hemen arkasından yani 12.50 gibi ya da 13 civarı evden çıktın bu durumda. Evet. 12.50 diyelim şuraya, evden çıktın. Buradan konuşa konuşa geldin. Evet. Sen aynı saat diliminde bu çocukla aşağı yukarı köyde oluyorsun tabii. Zaten. Yani köyün içinde oluyorsun. Aslında Ecrin de o ara köydeydi. Evet. Veyahut da araç geçti Çamyurt yoluna doğru ilerliyordu yani. Hatırlıyor musun? Araç geçmedi de ziyaretten köyün içine araç geldi. Ben hatta o aracı da durdurdum. Böyle bir kızı yolun üstünde gördünüz mü diye yok dediler. Şimdi sen en son şurada buradan muhtarın seni gördüğünü söylüyorsun. Evet. Muhtara da işte ne oldu diye soruyor sana. Ve çocuğu arıyorum diyorsun. Görümcem söylüyor ona. Ben durmuyorum, beklemiyorum. Ben koşuyorum caddeye doğru. Tamam. Bu tarafa koştum. Görümcem konuşuyor onunla, evet. Niye bu yola koştun da buraya değil? Şimdi, ben oradan geldiğimiz için belki o yolu takip etmiş. Şimdi bir de İnce Hanım, hayatın olağan akışına göre siz böyle giderken bir yoldan böyle çapraz dönmezsiniz. Devam edersiniz. Bakın bu yol düz gidiyor. Yani buradan bir çocuğun bu tarafa sapmasını gerektirecek bir durum yoksa yolunu kaybeden bir çocuk böyle bir keskin virajdan dönüp de sola dönmek yerine önündeki yolu takip eder. Yani aslında çok mantıklı ve hayatın olağan akışına uygun ama bir geldikleri gidiş. Yol buysa yani ve hep bu yoldan köye gelip giden bir çocuk tek başına anne babasını bulmaya gittiğini, kafasının karıştığını varsayıyoruz ya anlatılanım. O zaman bu çocuk da buradan gidecekken i̇şte olması, bu tarafa gitti. Tabii işte yanlış i̇şte olan yanında, o. Hayatın zaten, olağan akışına aykırı evet. olan çocuğun o keskin virajdan sola dönmüş olması. Çünkü çocuk yol düzgün gidiyorsa düz bir şekilde yoldan devam eder. Neden dönmeyi gerektirsin ki yani? Neden öyle bir şey düşünsün? Neden bu yola gitti ve en son koku alınan yer burası. Buradan sonra Ecrin'e ne oldu? Şimdi bu parçaları yan yana koyarsak. Ya bir kere ben net bir şekilde söyleyeyim. Bizde muhtar ve muhtarın ablası dışında bizle irtibata geçen, konuşan iki kişi var. Bir Nazile Hanım, muhtarın akrabası değil. Daha doğrusu değil, ablası değil. Kardeş değil. Bir de Muhammed. Enteresan olan nokta bunlar dışında hiçbir kişi bu konuyla alakalı olarak bize bilgi vermiyor. Ama Muhammed'in verdiği bilgi en kritik bilgi. Neden? Dakikayı bir kere netleştirdik. Saati 12.27'de bu çocuk köyün içerisinde ve şeye doğru 4 yol ayrımı, 3 yol ayrımı dediğimiz noktaya doğru o istikamete doğru gittiğini netleştiriyoruz. Annenin kaybolduğunu anladıktan sonra evine gitmesi vesaire hususlarında üste koyduğumuzda çocuğun aranmaya başladığı anda çocuğun Harmanlı köy civarında olduğunu bir kere kesin. Net bir şekilde anlıyoruz. Evet. Çünkü çocuğun buraya kadar yürüme mesafesi var. Neden? Çünkü koku alma köpekleri 3 tane ayrı koku alma köpeği burada çocuğu görmüş. Neden? Çocuk yere basmış demek. Bir ara soru soralım. Şu evlerden bakıldığında Nazile Hanım'ın evinden, muhtarın evinden bakıldığında muhtara da sen çocuğun kayıp olduğunu söyledin ve koşmaya devam ettin ya köyün muhtarı, korucusu ve uzak akrabanız. Bu tarafa doğru, bu yola doğru baktığında görme şansı var mı şu yolu? Yok. Yok. Evet. Viraj. Göremezsin. Keskin bir virajdır orası. Yolun ilerisini Nursel sen bu tarafa doğru koştuğunda burada mesela arada bu çalılıklar kapatıyor mu? Bu yolu görme şansın var mı? Yok. Oradan mı? Yok, mümkün değil. Görmedim. Göremem. Göremem oradan. Göremezsin. Yolu. Şimdi o zaman burada bu saatler belli. Çok minik bir saat dilimi. Köylü kapıyı açmıyor. Köylü suskun ne olmuş olabilir? Köylü yazalım suskun. Seçeneklerimizi. Bakın, ben bir kere şunu belirttim. Yani jandarmayı muhtar aramıyor. Doğru mu? Yok. Hayır. Nursel arıyor. Muhtar, jandarma muhtar arıyor. Böyle bir kayıp vakası olmuş. Muhtar evet. haberin var mı diyor. Ve derhal emir veriyor. Çünkü üst korucusun. Jandarma emir verir. Der ki, demiş ki derhal kendi evinden başlayarak. Ya bir de kayınbabam beni ziyaretten almaya geldi. Biz o muhtar dediği yerde başka. Durduk. Yani, orada pek fazla jandarma kimse yoktu. Jandarma muhtara demiş ki eve bahçe bahçe ahır ahır senin evinden başlamak kaydıyla herkesin evini arıyorsun, avlusunu arıyorsun, bahçesini ahırını arıyorsun. O da tamam diyor fakat aramıyor. Hiçbir evi aramıyor. Bakın ben burada kimse yanlış anlamasın. Bu köy şu an halen susarak
bütün şüpheyi kendi üstüne çekmiş durumda. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyeyim. Neden? Muhtarın ablası dışında köyden bizle irtibata geçen iki kişi var. İskender'i de zaten sırf olayla ilgili olarak o saat diliminde son gören kişi olduğu için biz özellikle yayına aldık. Onun dışında arayan sadece, daha doğrusu bilgi veren sadece Nazile ve namaza yetişmeye çalışan Muhammed. Şimdi köylü bu şekilde susarak üzerindeki şüpheyi bir kere arttırıyor. Net bir şekilde. Yani şimdi, köyden biri mi bir şey yaptı? Bir kere jandarma sana emir vermiş. Demiş ki gideceksin, kendi evinden başlayacaksın, bütün evleri arayacaksın. Şimdi bu emir geldiğinde de halen burada olabilir bu çocuk. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Buradan kucaklanmış veyahut da başka bir arabaya da alınmış olabilir. Ama köylü halen susarak burada ciddi bir şüphe durumunu kendi üzerinde barındırmaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak mesela muhtarın askerlerin söylediği bir önemli bir husus var ki ben onu özellikle çok üstünde duruyorum. Bizi başka yerlere yönlendirdiler. Mağaralara, kuyulara. Şimdi burada asker muhtarın evinde beklediler. Bir plan yapıyorlar. Bu plana ilişkin olarak ne yaparsınız? En başta buralardan aramaya başlarsınız. Ne yaptı? Burada olma ihtimali yok. Buradan gitmiştir. Başka köyler, gidin başka köylere. Ne yaptı? Bakın olasılık mı? Evet olasılık. Eğer zaman mı kazanıldı? Bu köylü için zaman kazanıldı. Eğer gerçekten şüpheli bir durum var ise. Bakın bu çok önemli. Ya sen en başta araman gereken noktalara, mıntıkalara, evleri emir gelmesine rağmen aramıyorsun. Ondan sonra kuyulara, mağaralara, başka köylere gönderiyorsun. O zaman şimdi köyden biri ne yapmış i̇şte olabilir, burada, ne olabilir? Burada 15-20 dakika değil. Saatlerce zaman kazanılmış. Bakın başka yerlere gittikten. Yani köyden biri bir şey mi yaptı bu çocuğa? Bir cinsel istismar var. Bu mu saklanmaya çalışılıyor? Arife bir şey sorsun. Kaza da olabilir. Bir kaza mı var? Bu da saklanabilir. Evet, bu da saklanabilir. Başkaca büyük husumetler ortaya çıkmasın diye bu da saklanabilir. Evet. Ama burada net gören bir şekilde, biri alıp. Ama net bir Arife şekilde bir şey ki burada bir zaman kazanma mefhumu var. Arif bu çocuk muhtarın yakını olsaydı veya muhtarın akrabalarından birisi olsaydı nasıl olurdu? Durum değişir miydi? Bir de köyde bir görüş ayrılığı var mı? Sizin aileler arasında. Görüş ayrılığı tabii ki yani her köyde, her şehirde olduğu gibi bizim köyde de mutlaka var. Yani iki kardeşin arasında bile atıyorum yani nasıl diyeyim yani onu siyasi görüş olarak görüş ayrılığı mutlaka var. Bizim köyde de var zaten bu. Hani her köyde Arif olduğu gibi. Zaten bütün bunlar biliyor musunuz? Görüş ayrılıkları, aile arası husumet falan filan. 4 yaşında bir çocuk kaybolmuş. Evet. Artık onlar var ya şimdi, o kadar gereksiz geliyor ki. Ama burada, şurada bir ihtimal daha var. Bu çocuğu buradan birisi yalnız gittiğini görerek peşinden takip edip alıp işte bir arabayla başka bir yere mi hatta. İnce Hanım çok basit bir şey söyleyeyim. Buradan bir çocuk başlar kaybolduğunu anladığı anda bakın hepimizin çocuğu var ve hepimizin çocukları bu saatte. Çok olur. Acil reklam vermemiz lazım. Oradan sonra o çocuk nereye götürüldü devam edeceğiz. Evet, reklamdan önce konuşuyorduk. Ecrin'e orada ne oldu diye. İşte gittiği güzergah belli ve orada olabilecek ihtimalleri. Tamamlayalım Hasan Bey, bir şey söylüyordunuz. Ya işte ben biraz önce söylediğim gibi. Yani bakın burada bir kere İnce Hanım. Vereyim ben size isterseniz. Yani burada asıl aranması gereken yerler aranmamış olmasına rağmen jandarma ekiplerinin kuyulara, başka köylere veyahut da mağaralara yönlendirilmiş olması burada bir zaman kazanma gibi bir hususu hiç kimse kusura bakmasın benim aklıma getiriyor. Yani biz burada kimseyi suçlamak niyetinde değiliz ama olasılıkları ortaya koyarak eğer bir şüphe varsa o insanların da o şüphe üzerlerinden atması için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle ben köy halkının bununla ilgili olarak bize dönüş yapmamasını, hiçbir bilgi bize paylaşmamasını, şurada oturanların dahi neden bu konuyla alakalı olarak ya evet ben gördüm gidiyordu gibisinden basit bir bilgiyi bile paylaşmamış olması beni gerçekten düşündürüyor. Şimdi burada çocuk eğer gerçekten bu tarafa kadar geldiyse evet. Ki biz köpeklerin, koku alan köpeklerin orada olduğu noktasındaki bilgisine güvenmek istiyoruz. Çocuğun bir kere biraz önce anne dedi ki ben bu tarafa doğru gittim. Çocuğun da bu tarafa gitmesi gerekir. Bakın hayatın olağan akışına uygun bu şekilde keskin bir virajdan dönerek sola doğru Çamyurt istikametine doğru gittiyse bu çocuk birisi tarafından yönlendirilmiş olabilir. Takip edilip bir şekilde bu tarafa kadar getirildikten sonra da arabaya bindirilip Çamyurt'a kadar götürülmüş olabilir. Ondan sonrasıyla ilgili olarak
durum meçhul. Çünkü eğer gerçekten iyi niyetli birisi çocuğun burada ağladığını görmüş olsa, iyi niyetli birisi hemen ailesini bulmak, aramak için gerekli şeyleri yapar. Bir yani diğer oradan ihtimal, biri onu takip etti ya da gördü, arabaya koyup şimdi bakın burada gören birileri başka? Eğer iyi niyetliyse ne yaparsınız? Hemen haber ailesini veririz, ararsınız. Demek ki eğer çocuk burada bindirildiyse arabaya ki Çamyurt istikametine doğru, evet, götürüldüyse burada kötü niyetli biri, hangi amaçla bindirdiği ve götürdüğü tam olarak bilinmiyor. Bir de köyün içerisinden birilerinin de takip edip kızın buraya kadar gelmesini sağladıktan sonra, çünkü biraz önce de söyledik, evet, kaybolan çocuk yerinde donar kalır. Geçen Uğur Beyler de, Aslı Hanımlar, evet, da bunu söyledi. Bu kadar mesafeye yolu yürümez. Yönlendirdi annene babana veyahut da başka birine götüreceğim seni diye. Buradan alıp tekrardan bakın buralar bayır. Buralardan köyün net bir şekilde, buradan köyden buranın net şekilde görülme ihtimali yok. Bu taraftan tekrardan köye de getirmiş köyün olabilir. Köyün içine getirmiş bakın, olabilir diyorsun. Var böyle bir ihtimal olabilir. Neden? Çünkü gelindiği andan itibaren köyün içerisinde aranma yapılması noktasında bir emir verilmesine rağmen korucu başı olan muhtara evin içerisinde köyün içerisinde hiçbir tane bakın ev aranmamış, hiçbir tane ahır aranmamış, hiçbir tane bahçeye girilmemiş. Yani şimdi burada eğer ki en ufak bir şüpheli durumunuz yoksa neden ne yaparsınız? Muhtar gel benim evime bak. Veyahut da muhtar neden engel oluyorsun bütün evlerin aranması noktasında? Jandarma ısrar ediyor. Diyor ki sizin izin vermeniz gerekir. Ben bütün köyle ilgili olarak bir arama kararı çıkartamam. İzin verin girelim köyün ama içine. İşte onun için üçüncü ihtimal de köyün içerisine takip edip yönlendirip ondan sonra da buradan alıp artık ne kötülük yaptı, ne yaptı bilmiyoruz. Köyün içerisine getirmiş olma olasılığı. Orada da bir zaman kazanma için işte ekipler kuyulara, köyün dışına yönlendirildi. Zaten evlerin bakın, aranmasına izin zaten verilmedi. Bakın buralarda aranmış. Evet. Buralar aranmış. Bu kısım aranmış. Bu kısım kuyular aranmış, aranmış. Ve buralarda da yani ev koordinasyon. Ev olarak da sadece anneanne, babaannenin evi aranmış, İskender Bey'in evi aranmış, ama muhtarın sonra, evi aranmış. Ama daha aşağıda sonra. Hani siz şimdi diyorsunuz ki belki tekrar köyün içine getirildi. O da bir ihtimal. Ya olasılık mıdır? Orada bir şey, İhtimaldir. Bir kaza olmuştur, bir kötü bir davranış olmuştur. Yani, bunun üstü örtülmeye çalışıldı. Peki, bu olasılıkta ne yazık ki şunu söylemek zorundayız. Bu iki, şu anki bahsettiğimiz olasılıkta Ecrin'in başına çok kötü bir şey geldi. Maalesef. Ve hayatta değil maalesef Ecrin. Tekrar eve götürüldüyse. Maalesef. O zaman bu aramayı yapmak için geç mi kaldık şimdi? Şimdi ben şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın ben Harmanlı köyüne sesleniyorum. Kesinlikle sizi suçlamak veyahut da suç isnat etmek tarzında bir niyeti olmadığı belli herkesin. Ama bu kızımızın bulunması için de bizim elimizden geleni yapmamız lazım. Bakın bir ihtimal midir? Evet, Ecrin'imizin başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Ve köyün içerisinde de olmuş olabilir halen o cansız bedeni. Ki düşünmek istemiyoruz. Eğer öyleyse bakın kadavra köpeklerinin halen dahi bu noktada bir takım izleri, bilgileri bize verme ihtimali ve imkanı var. Eğer öyleyse ben Sayın Muhtarımızdan ve köy halkından tekrar rica ediyorum. Bu konuyla alakalı en azından arama yapılmasına, çalışma yapılmasına müsaade etsinler. İzin veririz. Buradan bu çağrımızı da yapalım. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Hasan Bey tekrar yeniden köyün içine götürülmüş olabilir diyor Ecrin. Bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. O köylü artık umuyoruz ki bu arama noktasında üzerine düşeni yapacak. Tabii ki bunu bir annenin önünde konuşmak hepimiz için çok zor. Nursel'e bu ihtimali aklımıza getirmek bile istemiyoruz ama 2 yıldan fazla bir zaman geçince de bunu da düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü saklanan bir şey var. Bu suskunluğun bir sebebi var. Evet, söyleyin. Kaybolduğu alan kalabalık bir alan. Çocukların, insanların olduğu bir alan. Bizim rahatsız olduğumuz bu. Yani orada geçerken gören var, dururken gören var, ne tarafa gittiğini gören var, mutlaka var. Ya bir kişi çıksın desin, evet, ki ya şurada gördük ya. Biz yani de bunu söylüyoruz burada, bunu söylemek Bey, çok bir zor. Bir aydan fazladır yani, da her gün bunu niye söylüyoruz. Niye birilerini rahatsız ediyor bu konuşmalarımız? Kendimden şüphe edersen beni rahatsız eder bu konuşmalar. Doğru mudur? Yoksa tabii ki dediğiniz gibi yani bir sürü orada insan var. Çıksın bu mübarek günün hatırına, bu Kurban Bayramı arafesinde. Biz merak etmeyin. Kim neden rahatsız olan, oluyor ortaya çıkarana çıksın. Kadar devam edeceğiz. O konuya devam edeceğiz. Ama 13 yıl önce işlenen bir cinayet var. Yine bir kız çocuğunun kurban edildiği. O dosya üzerinde de yoğun bir çalışma yapıyoruz ve yepyeni bilgilere ulaşıyoruz. Adım adım aslında o cinayeti kim işlemişse onlara ulaşacağız.
çok az kaldı sevgili seyirciler. Damla cinayetinde yaptığımız araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri, Damla'nın olay günü beyaz bir arabaya bindiğini doğrulasa da içinde kimlerin olduğu izlenimini koruyordu. Birebir gerçeği anlatıyoruz. Hatta o gerçek o kadar çirkin ki biz bunu yayıncılık kuralları gereği size söyleyemiyoruz da. Söyleyemiyoruz da. Bu beyaz araba içerisinde 3 kişi var. 2 erkek, 1 kız. İkisinin de ortak noktası şu. Diyorlar ki ikisi de Damla bu arabaya kendi isteğiyle gülü oynayabilir. Bu beyaz araba bir ifadede karşımıza direkt çıkıyor. Kimin ifadesi? İşte evet, ailenin şüphelendiği isimlerden biri olan Tayfur'un ifadesi. O arabadaki kişi bahsedilen Ayşe mi acaba? Çünkü Ayşe Tayfur'un ifadesinde de geçiyor. Erkan'ın ifadesinde de geçiyor. Ayşe isimli biri. Onların yaşlarında genç bir kız. Eski ev sahibi Sıddık Bey'in küçük oğlu Erhan'ın Damla kaybolduktan sonra aileye fidye için telefon etmesi akıllarda soru işareti bırakıyordu. Yukarıdan telefon geliyor. Güler de zaten yukarıda yatıyor. Onlar da. Özlem, Şükran, Özlem gel sana bir telefon var dedi. Alo alo dedim. Ben Erhan dedi. Damla elimize bir milyar fidye verin. Farklı ya zaten bir ses farklı duydum. Bir ses vardı önce. Boğuluydu. Efendim anlamadım. Sonra Erhan aldı. Ben Erhan dedi. Yani telefonu ilk elinde tutan konuşan başka biriydi. Başka büyük biriydi. Bir çünkü hani Erhan olsa annesi derdi ki Özlem seni Erhan çağırır derdi. Bravo. Planı yapan zaten Tayfur. Tayfur'la Erkan. Zonguldak'la Ali daha sonra mı katıldı? Sizse yani, 2.30-3'te evdeydi ve sonra çıktı 2.30'da. Ben Kerim'le beraber gitmiştim. İlçedeydi. Biz gittik daha 5 dakika olmadan kadın çayı getirdi. Güler dedi anne Damla kapıda yok. Nasıl yok? Çay içmedim ha. Tayfun ama birden bire kalktı. Eli bir evet, panikledi ki kapıda çıkacaktı yani, şaşırdı. 13 senedir cinayete kurban giden kızlarının katilinin bulunmasını isteyen anne baba içindekileri böyle haykırdı. Ben cesedi ben gördüm, ben o acıyı ben biliyorum. Kimse bilmiyor. O 12 yaşında bir çocuktu yani, bir çiçekti, biz de kopardılar. 13 yıldır ben, 2 gün sonra bayramdır. Ben o kızın mezarına gideceğim yine. Ne diyeceğim? İnan ki 13 yıldan beri ben yaşayıp yaşamadığımı bilmiyorum yani. Bayram bana gelmiyor ki. 13 sene de ben o bayramı yaşamıyorum ki. Evet, 13 yıldır bu büyük acıyla yaşayan Çelik ailesi stüdyomuzda artık bu katil ya da katillerin bulunması için günlerdir işlerini güçlerini bıraktılar. Hep birlikte bildiklerini paylaşıyorlar. Onlar bildiklerini anlattıkça çok şükür ki başkaları da konuşmaya başladı. Yıllardır susanlar da konuşmaya başladı. Biz de adım adım sona yaklaşıyoruz. Bu hikayede ailenin şüphelendiği isimler var biliyorsunuz sevgili seyirciler. O dönemde aile Halkalı'da yaşıyor ve Halkalı'da kiracılar bir evde. Sıddık Bey'in kiracısı aile. Ve Sıddık Bey'in iki oğlu var onların yanında kalan. Aslında daha çok çocuğu var da Erkan ve Erhan bunlar. Ve ailenin şüphelendiği üç isim var. Bir tanesi bu ev sahibinin oğlu Erkan. Bir tanesi az önce işte bandımızda da izledik. Yine amcasının oğlunun evine gelip ara sıra kalıp giden Tayfur. Bir tanesi de üst komşuları Zonguldaklı Ali dedikleri kişi. Ve aynı zamanda da Erkan'ın kardeşi Erhan da var. Niçin var? Çünkü Erhan'ın bir telefon açtığından bahsediyorlar. Tehditle ilgili dün biraz konuştuk. Birazdan yine gireceğim. Erkan. Erkan aslında Damla ile beraber işte o düğün videosunda görüntülerini gördüğümüz ev sahiplerinin oğlu ve hemen üst katlarında oturan kişi. Erkan'ın olayın meydana geldiği Kurban Bayramı'nın birinci günüyle ilgili anlattıkları arasında büyük farklılıklar var. Onları sunacağım size ama bir cümlesi var ki akılda kalan işte babaannenin söylediği, bize anlattığı, kendisine onu başkalarına anlatmış. Büyük olsaydın Damla'ya diyor ki Erkan, büyük olsaydın seninle evlenirdim. Ne demek bu? Bundan siz ne anladınız? Bir bana anlatsanıza. İnci abla onu anneme evet, söylemedi.
Efendim? Anneme söylemedi. Evet. Benimle benim ablamın yanında söyledi. Evet. Yani sobanın başında oturuyorduk. Kız konusundan açıldı da. Dedi ki Damla keşke sen büyük olsaydın da ben seninle evlenseydim. Çok güzel kızsın dedi. Yok bunu Kemali Hanım yayında bize söyledi evet. Anlamında söyledi. Evet sana evet. Büyük olsaydın seninle evlenirdim. Bunu ne zaman söyledi? Kıştı yani. Daha Damla, rahmetli Damla var. Damla zaten 1 Şubat günü kayboldu. 2 Şubat'ta da cesedi bulundu. Ocak ayındaydı o zaman da. Hani yani, o sobaların kurulduğu zaman. Kıştı yani o zaman. 1-2 ay önce herhalde. Damla evet. Cevap verdi mi? Yok Damla güldü sadece. Bu böyle durup dururken mi söylenildi? Bunun bir yani önü arkası işte, vardır. Yok işte kızlardan bahsedildi. Hani büyük olsaydım da evlenseydim falan dedi. Sonra Damla'ya baktı. Damla dedi keşke sen büyük olsan ya seninle evlenseydim. Çok güzel kızsın dedi. Evet. Büyük olsaydın seninle evlenirdin. Şimdi babaannenin anlattığı başka şeyler de var. Yani bunlar benim torunumu sattı diyor babaanne. Bu cümleyi de buraya yazmak istiyorum. Çünkü birazdan ifadelerdeki çelişkilerle bunu yan yana. Kendi götürdü öldürdün ya satmışsın öldürmüşsün. Bunlar kızımı sattılar. Aynen. Ya da öldürdüler diyor babaanne. Damla yabancı arabada binmiyor. Ve yine babaannenin anlattığı, babaanne diyor ki Sıddık Bey bana yani Erkan'ın babası bana dedi ki dua et katil bulunmasın. Aynı. Yani çok kan dökülür katil bulunmasın diye yine Erkan'ın babasının kendisine ya söylediğini. Çağda ben sana arkadayım hiç demedi. Telefondaki bu Erhan'ın fidye istemesi olayını da hiç kimseye anlatma diyor babaanne Kemaliye'ye. Sıddık Bey yani Erkan'ın babası olan Sıddık Bey kapıya 100 kişi de dizerim diyor. Yani fidye meselesini evet. Anlattığın takdirde kapıya 100 kişi... Evet. Bana da söyledi de bana çağırdı bana söyledi. Anneme dedi ki teyze dedi şu telefon falan söyle senin kızının aklı başına değil. Telefon gelmiş benim adamlarım hepsi duymuş hepsi kapıya gelecekler öyle dedi. Ben korktum. Dedim Mehmet'e söyleyeceğim, Feyze'ye söyleyeceğim. Kimse arkada yoktur dedim. Onu öldürecek, onu öldürecek. Ben sustum. Ben korktum, sustum. Evet. Şimdi ve babaanne diyor ki beni diğer çocuklarıma da tehdit ettiği için yıllardır korktum, sustum, anlatmadım. Şimdi telefon, Erhan'ın açtığı telefon, Erkan'ın küçük kardeşi. Olayın meydana geldiği gün 1 Şubat. Gündüz 14-15 civarları ve o saatlerin sonrasında Damla kayboluyor, Halkalı'dan kayboluyor. O gün Erhan orada değil. Erhan Kadıköy'de abisinin yanında. Evet. Ama Erhan bir gün sonra bir telefon geliyor aileye evet. Ve o telefonda işte Damla elimizde 1 milyar para verin onu serbest bırakalım diyor. Evet. Yani bu telefonu açan kişi Damla'nın kaçırıldığını, götürüldüğünü biliyor. Biliyor. Biliyor kesinlikle. Bakın İnce Hanım. Eğer ki Damla'nın kaybolduğuyla ilgili bir bilgi sahibi idiyse fidye mesajı veyahut da fidye telefonu olmaz burada. Yani eğer ki öldürüldüğünü biliyorsa yine fidye ile alakalı herhangi bir telefon açılmaz. Bunu arayan kişi bakın biraz önce dedi ki önce daha VTR'de bir büyük kişinin sesi vardı evet, önce doğru evet. Mu? Bakın şimdi Erhan kesinlikle Damla'nın öldürüldüğünden haberdar değildi. Yok, değil. Ne zaman arıyor? Damla'nın cesedine, cansız bedenine ulaşıldığı ve babası teşhis ettiği ve Damla'nın cansız bedeni babaya teslim edilmek üzere baba hastanenin kapısında beklerken siz de cenazeyi eve beklerken gelen bir telefon. Evet. Dolayısıyla Damla ölmüş bu saatten sonra arayan kişinin Damla'nın öldüğünü bilme olasılığı yok. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal kaybolduğuyla ilişkinde herhangi bir bilgisi yok. Tek bir ihtimal kalıyor. Kaçırıldığını biliyor bu. Peki bu üçüncü ihtimal üzerinde kaçırıldığını biliyor. O zaman şöyle yazabilir miyim? Erhan yani Damla'nın kaçırıldığını biliyor. Kesinlikle biliyor. Bakın bu fidye telefonu eğer ki Erhan tarafından veyahut da onu yönlendiren başka bir tarafından yapılmış ise öldürüldüğünü bilmiyor fakat kaçırıldığını biliyor. Evet, bu net. Biliyor. Erhan'ın yaşı kaç? 14-15. İşte o zaman 14-15 yaşındaydı. Ama 14 yaşında bir çocuk. Erhan bunu nereden biliyordu hocam? Peki. Bakın, Erhan bunu nereden biliyordu? Kaçıran kişiler Erhan'la bunu konuşmuş muydu? Bir kere ben şunu da söyleyeyim. Yani
Bir de hocam babası tarafından eve alınmayan veyahut da üvey annesi babasının üvey anne yani evliliğini benimsememiş ve eve gitmeyen babasından hiç harçlık alamayan evet. abisinden de maddi anlamda hiç destek göremeyen kişilerden bahsediyoruz. Bakın hı. kim bu? Erhan. Cebinde 5 kuruş parası yok. Erkan da aynı Hasan Bey. Erkan da aynı Erhan. Dolayısıyla bunlar evet. bunların tek derdi kendi tabirleriyle parayı bulmak. Aynen. Şimdi böyle bir İhtimalde de hemen bunu paraya çevirme ihtimalini ve olasılığını düşünmüş olabilirler. Şimdi kaçırıldığını biliyorsa kimin kaçırdığını da biliyor. Çok önemli nokta bakın. Hı hı. Kaçırıldığını biliyor, öldürüldüğünü değil. Eğer kaçırıldığını biliyorsa ya yanındadır Damla'yı görmüştür. Damla onun olduğu bir mıntıkaya, bölgeye, eve kaçırılmıştır. Veyahut da birilerinin, yakın birileri bu Erkan da olabilir, başka biri de olabilir. Birilerinin bu kızı kaçırdığından haberdardır. Ve para ihtiyacı olduğu için de saçma da olsa, saçma gelebilir ama olayın o anında saçma değildir. Bunu paraya çevirmeye yani çalışmış. Yani herhangi bir kayıp olarak kim bunu düşünse böyle bir telefon açmayacak zaten. Bu arada şunu da hatırlayalım yani ki aile bize daha öncesinde anlattı. Işte. Mehmet Bey dedi ki evime hırsızlar girdi. Ve o hırsızlık olayıyla ilgili de kimden şüpheleniyordunuz siz? Ya, şüphelendiğimiz bizim... Herhangi bir şeyde şüphelenmedik. Zaten direkt babası geldi. Bakın dedi, biz de siz namusunuza kimseye söylemeyin. Bunu Erkan'dan başka kimse yapmamıştır. Bunu gelip Sıddık Bey mi söyledi? Sıddık Bey kendi ağzıyla. Sıddık Bey geldi ve senin elinden maaşın çalındığında. Kapının kilidini değiştirdi. Kimseye söyleme, kaç paranız da gitmişse bu parayı ben vereyim size. Beni mahallede rezil etmeyin. Yani bunu niye hatırlatıyoruz? Şimdi burada bir para için bir kaçırma olayı mı oldu ya da bunu paraya çevirme şimdi amacını mı güttü daha sonra? Planlı da büyük ihtimalle. Tabii bakın bununla ilgili olarak İnci Hanım biliyorsunuz çok ciddi ve bakış açımızı değiştirecek çok farklı çalışmalar evet, içerisindeyiz. Evet, evet. Yani bununla ilgili inanılmaz da yol kat ettik biliyorsunuz ama netleştirmeden paylaşmadığımız birçok da bilgi var. Ama bu olasılık yani Erhan'ın fidye için özlemi aramış olması ki dediğim gibi saat 11-12 sıralarında artık herkes bütün mahalle öldüğünü biliyor. Evet. Ama Erhan Kadıköy'de bakın Erhan'ın duyma olasılığı zayıf. Erhan kimin tarafından kaçırıldığını biliyor ve belki de görmüş de olabilir bakın. Hasan Bey zaten konuşmasına kaçırıldığını bilmiş de olabilir, görmüş diye, de olabilir. Nerede buldunuz diye ama telefonla Erkan'ın veyahut da başka birinin kaçırdık şuraya götürdük tarzında bir konuşmasına da şahit olmuş olabilir. Evet. Yani bu noktada Erhan'ın kaçıranları o da biliyor. Mesajı, ne zaman kaçırıldığını da biliyor. O kadar değerli ve önemli ve zaten telefon olayından sonra da babaanne tehdit edilmiş bu telefonu. Aynen. Hiç kimsenin yanında bahsetmeyeceksin. Aynen. Büyük olay çıkartılmış. Evet. Şimdi ben şunu da düşünüyorum. Bende de şöyle bir şey oluştu. Olayı iki şekilde değerlendirelim. Birincisi Erhan'ın ve abisinin ekonomik yoksunluğu ve geçimini birilerinden para alarak, yardım alarak sağlaması. İkinci olayda Damla'nın bir takım kişi ve kişiler tarafından kaçırılıp farklı bir şekilde zarara uğratmaları. Erhan'ın telefon açması, fidye olayı sadece istediği para da 1.000 lira şu anki günümüz koşullarında maddi anlamda bir çıkar sağlaması. Yani olaydan bir kendine menfaat sağlaması. Diğer kızı kaçıran kişilerin de yapmış oldukları şey o anki içinde bulundukları durum gereğince ya madde kullanıp kıza zarar verdiler veya kızı farklı anlamda kaçırıp daha sonra emellerine ulaştıktan sonra kızın konuşacağı veya kızın bu olayı anlatacağı endişesiyle kızı yok etme öldüler. Şeyine girdiler. Şimdi burada Erkan'ın anlattıkları da Erkan'ın ifadesi de çok önemli. Erkan kim? Bir şey söyleyecektiniz Uğur Bey. Yani ben şeyi düşünüyorum burada. Evet. Bu olayın planlı bir olay olduğunu düşünüyorum. Planlı yani bir anda hani akut gelişen bir olay değil. Planlı bir olay ve belki hani bizim buradaki şeylerimize göre Erhan'ın daha önceden bu plandan da haberi olmuş haberi olabilir. Haberi vardı. Şimdi ama şöyle bir bilgi de var orada. Asıl hedef Güler'di cümlesi de önemli. Damla değil, asıl hedef Güler'di cümlesi de var. Onu da aklımızda tutalım. Erkan'ın olay gününü anlatması nasıl? Yani fidye telefonunu açan Erhan'ın abisi Erkan'dan bahsediyoruz. Ailenin şüphelendiği isimlerin başında gelen. Erkan o gün bayramın birinci gününü bize yayında anlattı. Ama bize yayında anlattıklarıyla o dönemde polisin aldığı ifadede anlattıkları arasında çok büyük farklılıklar var. Diyor ki bir kere bayramın birinci günü
programımızda bunu söylüyor Erkan. Babamın ve dayımın yanına gittim. Kadıköy'deydim diyor. Kadıköy'den kalktım, Halkalı'ya gittim, bayramlaşmaya gittim diyor. Ama resmi ifadesinde babasına hiç gitmediğini söylüyor. Babamla bayramlaşmadım diyor. Sonrasında Sıddık Bey'i biz yayına aldık biliyorsunuz. Bunu Sıddık Bey'e de sorduk. Hayır diyor, Erkan benimle bayramlaşmaya hiç gelmedi. Burada niye bunu özellikle farklı anlatmayı tercih ederler? Neden farklı anlatır? Çünkü doğru söylemiyordur. Evet. Bu kadar basit, hiç yorum yapmaya gerek yok. Doğru söylemiyorsanız, yalan söylediğiniz bir şeyi unutma eğilimi içerisindesiniz. Her zaman doğru söylemiyorsanız unutursunuz, başka bir şey söylersiniz. Evet. Ve resmi ifadesinde işte bayrama babamın yanına gitmedim, saat öğlen 12.30'dan sonra Cevizli Bağ arkadaşıma gittim, artık o ismi de Veysel Öztaş. Bravo, buradan açıklayalım. Hadi. Veysel Öztaş, o gün bu işin içinde siz de varsınız ve siz de konuşmak zorundasınız. Bu Veysel Öztaş ismiyle ilgili bir bilgi daha verelim. Erkan yayında o dönem cep telefonunun olmadığını söylüyor. Ama resmi ifadesinde Veysel'in evine gittiğini, Veysel evde olmadığında Veysel'in onu cep telefonundan kendisini aradığını, konuştuklarını anlatıyor. Bu cep telefonunu Tayfur da doğruluyor. Onu da biraz sonra vereceğim size, karıştırmayayım kafanızı şimdi. Evet, bayram birinci günü yanıma gelme diyor baba. Sonraki saatlere geçelim arkadaşlar. Sonraki neler yaptığını diyor ki yayında. Ayşe diye biri var. Bu Ayşe'yi de bulmamız lazım, çok önemli. Ayşe kim? Ayşe bu işte o kadar kilit noktası ki. Kurban Bayramı'nın birinci gününü düşünün. Aileler gelenek göreneklere bağlı. Yani bayramın ailelerle geçirildiği o ilk gün kurban kesilir, ziyaretler yapılır, aile yan yana iç içedir. Ama bu hikayede nasıl oluyorsa Sıddık Bey'in oğlu Erkan ve ailenin şüphelendiği Erkan ve yine ailenin şüphelendiği Tayfur bayramın birinci günü Küçükçekmece'de Ayşe diye bir kızla buluşuyorlar. Ayşe diye bir kızla buluşuyorlar. Yayında Ayşe beni aramadı diyor, kafeye gittiğimde tesadüfen karşılaştık diyor Erkan ama resmi ifadesinde ben Veysel ve Veysel'in arkadaşıyla sahilde kafede bizi bekleyen Ayşe, Arna, Yağmur'un yanına gittik diyor. Hemen bunun yanına Tayfur'un bilgisini de koyalım. Tayfur da diyor ki ben Ayşe'yi aradım. Ayşe ile Küçükçekmece'de buluştuk. Ayşe Erkan'ı iki kere aradı. Neredesiniz, neredesiniz? O da geliyoruz, geliyoruz diye söyledi. Yani Ayşe ile bu buluşma planını aslında üçü de daha önceden yapmışlar. Ayşe ismini niye önemsiyoruz? Çünkü Damla'nın bindirildiği o beyaz arabanın içerisinde İki tane 20'li yaşlarda erkek ve 16-17 yaşında o mahallede oturmayan bir kız var o gün. O kız kim? Plan belki şey değil, hani Damla'nın canına kastetmek değil. Belki kaçırmak, belki fidye istemek ama planlandığı gibi de gitmemiş olabilir olay. Gitmemiş olabilir. Hani Ayşe de belki, Ayşe diye bir karakter de var. O da bu planların bir noktasında olabilir. Aslında Ayşe, Arna, Yağmur ve ismi olmayan bir iki kişi daha var bu buluşmada. Onlar ve Veysel Öztaş. Beni izliyorsanız lütfen bu anne babanın yüzüne bir bakın. Yarın Arife günü bizim geleneklerimizde vardır. İlk gün mezar ziyareti yapar, kabir ziyareti yaparız. Onlar işte o kabre gitmeye utandıklarını söylüyorlar. Çünkü kızının katilleri aramızda ve belki siz bir şeyler biliyorsunuz. O beyaz araba acaba işte bunu Tayfur ifadesinde de söylüyor. Beyaz bir arabayla geldi Erkan diye ama resmi ifadesinde şimdi o sayfa gelecek. Lacivert bir araba olarak anlatıyor Erkan. Acaba rengini değiştirerek mi anlatıyor? Gerçekten Veysel'in asker arkadaşının arabası mı nedir? Hemen oraya geçelim. Erkan yayında. Biz minibüsle gittik her yere. Bizde araba yoktu diyor. Her yere çok da emin söylüyor bunu. Ama resmi ifadede diyor ki olay günü Veysel'in asker arkadaşının lacivert bir arabası vardı. Ve biz kafeye, yani Küçükçekmece'ye arkadaşlarla buluşmaya bu arabayla gittik diyor. Erkan bunu anlatırken Tayfur o kadar detaylı anlatıyor arkadaşlarıma. Araba geri geri gitti, evet. Manevra yapamadı, çarptı, ben ona yol tarif ettim diye. Dolayısıyla beyazdı diyor. Yani. Dolayısıyla beyazdı diyor. Beyazına kadar, renklerine kadar detaylı anlatıyor. Ve Ayşe, Arna, Veysel, Erkan, Ayşe'nin kız arkadaşı ve erkek arkadaşı. Bu kişilerin de o mekanda olduğunu da yine bize Tayfur söylüyor. Bunlar niye önemli? Çünkü burada çok ilginç bir durum var. Bakın sevgili seyirciler, bayramın birinci günü gencecik bir adamsınız. Kızlarla buluştunuz. Aileyi de bıraktınız bir tarafa. Araba da buldunuz. Kalktınız, kızlarla buluştunuz. Olabilir. Sonra kalkıp ne yapmışlar? Burada çok önemli bir detay var. Devamı var mı arkadaşlar?
Buradan sonra diyor ki Erkan ifadesinde, biz diyor, Tayfur'unkini söyleyelim önce. Tayfur kızlarla birlikte onlar Bakırköy'e gitti diyor. Arabada yer yoktu. Hatta Ayşe diyor en son kucaklarına binmek zorunda kaldı birinin. O şekilde Bakırköy'e gittiler. Erkan bana dönüp geliriz, seni de alırız dedi ama gelmeyeceklerini biliyordum diyor. Ben Halkalı'ya geri döndüm. Onlar Bakırköy'e gittiler. Erkan o kızlarla buluştuğu gün nasıl, neler yaptığını bakın resmi ifadesinde nasıl anlatıyor. 12.30'da Kadıköy'den çıktım. Cevizli Bağ Veysel Öztaş'ın evine geldim. Veysel yoktu. Telefonla beni aradı. Küçükçekmece karakolun önünde buluştuk. Veysel ve asker arkadaşı, asker arkadaşının lacivert arabasıyla geldiler. Lacivert diyor arabayı. Üçümüz Küçükçekmece'de bizi bekleyen kız arkadaşlarımızın yanına gittik. Bir buluşma var. Tayfur oradaydı. Tayfur orada kaldı. Biz Erkan, Veysel, Veysel'in asker arkadaşı Yağmur, Arna, Bakırköy sahile gittik. 14.30, 15 gibi. 16 gibi kızlar sinemaya gitti. Kızlar sinemaya gitti. Biz bir kafede oturduk. Kızları, yani bir tane tıkış tıkış arabanın içinde o anda buluşup Küçükçekmece'den Bakırköy'e götürmek için mi bu adam bunlarla buluştu? Sinemaya kızlar niye tek gitsin? İkisinin evet. Ortak ve gerçekten en şüpheli noktalarından bir tanesini de söyleyeyim mi? Yani 16'da kızları evet. Sinemaya bıraktıklarını ve ondan sonraki saat diliminde ispatlayamıyor. Kafeye gitti. Ama şahit yok etrafında. Tayfur ne diyor? 16'da Gülnaz yengemin evine gittim ve 4 saat boyunca uyudum. Bakın o da 16, bu da 16. Yani 16 ve sonrasını Tayfur da anlatamıyor. Sonrasını boş geçiyorlar. 16 ve sonrasını genel manada atıyorlar. Kesinlikle tam bir açıklama yapmıyorlar. Bir de çok basit bir ayrıntıdan bahsedeyim. Bunlar ikisi de yayında birbirlerini tanımadıklarını, iyi arkadaş olmadıklarını vesaire gibisinden çok net ifadelerle anlatmalarını. Tayfur tanıdığını söyledi, Erkan tanımadı. Ama böyle bir arkadaşlık ilişkilerinin olmadığını ama birlikte kız arkadaşlarıyla dolaşıp, eğlenip bir şekilde vakit geçirebilecek kadar iyi arkadaş olduklarını da biz bu yayında öğrenmiş olduk. Öğrendik. Aynı zamanda bu yayında bize Damla'nın ablası Güler şunu da anlattı. Tayfur, Erkan ve o mahallede o dönemde yaşayan Semra birlikte bir eve de gitmişler. Böyle bir görüşmeleri de var. Aralarında hatta Güler'i de oraya götürmeye çalışmışlar. O ağlamış. Yani bu da çok önemli detay. Demek ki Erkan'la Tayfur çok iyi arkadaş. Çok iyi görüşüyorlar ama 16'dan sonrasını izah edemiyorlar. 16'dan sonrasında çünkü işte zaten Damla'nın kaybolduğu ve başına bu kötü şeylerin geldiği saat dilimi. 15'te en son 15 civarı mahallede görülüyor ve ertesi sabah saat 8 gibi de işte cesedi bulunuyor Damla'nın. O arada ne yaşandı? Elimizdeki bilgileri paylaşarak size anlatacağız yarınki yayında sevgili seyirciler.